Hoş geldin Gürbüz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, teşekkürler. Sen nasılsın? Bomba gibiyim ve burada üçüncü bir kişiyi görüyorum. Evet. Bir ay sonra dünyada. Sizi tebrik ederim. Teşekkür ederim. İsminiz neydi? Zeynep. Bebeğin adını sordu. Doğukan. Doğukan mı? Merhaba Doğukan. Doğukan daha doğmadan televizyon programına çıktı. Evet, inşallah. Kariyeri de güzel olur. İnşallah, ama Doğukan'ı fazla üşütmeyelim isterseniz. Evet, buyurun. Hadi içeri girelim. Merhaba, ben Emrah. 27 yaşındayım. Bir yıllık evliyim. E-ticaretle uğraşıyorum. İnternet üzerinden teknolojik aletler, bilgisayar, laptop gibi alım satım yapıyoruz. Oğuz diye bir yarışmacı vardı. Her gün konuştu ama son gün kendi gününde konuşamadı, yemeğini savunamadı. O nedenle yarışmaya katılma hissi doğdu. O gece katıldım zaten, başvuru yaptım. Hatta ben Oğuz Bey'e internetten ulaştım. Kendisine sordum yani neden son gün kendinizi savunmadınız diye. Ona inat hani sizin yüzünüzden ben de katılıyorum, hani ben kendimi gösterin gibisinden. Öyle bir güzel bir anımız oldu. Ben menüme bugün enteresan yemekler koydum. Arkadaşlarım da büyük ihtimal çoğunu bilmiyordur. İnternetten araştırmaya kalkınca bulamayacaklardır. Sinirleneceklerdir. Hani bir soru işaretiyle gelecekler masaya. Bu nedenle böyle bir taktik uyguladığım için de mutluyum. Benim 8 puanım çok konuşuldu. Aslında konuşulmaması gerekiyordu. Neden? Ben hakkını verdim. Diğer arkadaşlarımın o günkü hanımefendiye haksızlık yaptığını mutlaka düşünüyorum. Kendilerinde vicdanı da rahat değildir zaten. Eleştiriyi severim. Eleştirinin insanlara bir katkısı olacağını da inanırım. Örnek veriyorum yani bir duvar ustası usta ama onu hani usta şurası olmamış ya da şurayı şöyle yapman gerekmiyor mu dediğinde mesela usta orayı hani eksik yapmış olabilir veya görmemiş olabilir. Hani bu da bir eleştiri olarak usta orayı tekrardan düzeltebilir ya da bir yemek için de geçerli. Bu arada Doğukan'ın ismini öğrendim ama annesinin ismini öğrenemedim. Zeynep. Zeynep Hanım, sizi tebrik ederim. Kaç aylık hamilesiniz? 8 aylık hamileyim Gürbüz. 8 aylık mı? Maşallah. Bir ay sonra dünyada. Bir ay sonra. Aslında yine dünyada da bir ay sonra aramızda. Doğukan da doğdu doğacak. Belli değil ama ben de çok. Belli mi? Belli değil mi? Ya normalde... Zeynep döner misin lütfen? Hiç belli değil canım. Olsa olsa 2 aylık. Şaka mı yapıyorsun Zeynep? Doğukan neredeyse doğmak üzere. Normalde daha büyük oluyor kadınların. Hani bu karnı burnunda oluyor ya. Bu ama doktor da söyledi. Sizin dedi hani karın ne dedi? İç karın büyüklüğü. İç karın büyüklüğü dedi. Zeynep, Emrah yemek yapıyor mu? Yapıyor yani. Elinden geldiğince yapıyor. Neden inanmayarak söyledin? Ben çok aslında yemek seçici bir insanım. Bana yetiyor yani yaptığı yemekler. Yani Zeynep peynir dahi yemez, yumurta yemez. Yoğurt... Bazen. Emrah, yemeklerini çok merak ediyoruz. Bugün bize ne yemekler yapacaksın? Bugün çorba olarak çapkın tavşan çorbası yapacağım. Pardon? Çapkın tavşan çorbası benim tarifim. Türkiye bunu Emrah'ın tarifi olarak gündeme getireceğine inanıyorum. Çapkın tavşan çorbası mı? Arkadaşlar şaka mı bu? Değil. Bu tavşan neden çapkın? bu ismi eşimle bulduk. O tavşanı bulduk havuç gireceği için içine. Çapkını da ben buldum. Genç çocuklar içsin bir şeyler olsun diye. Zeynep, bu tavşan neden çapkın? Neden çapkın? Neden? Bilmiyorum ki öyle koyduk. Yani sevecenlik olsun diye. Çok sevecen olmuş. Ara yemekte ne var? Ara yemekte eritme peynirli sırniki. Sırnikiyi biliyorum. Sırniki nasıl bir yemek, anlatır mısın? Sırniki hamur yoğurarak tavada bazı karışımlar yumurta girerek karıştırarak tavaya koyacağımız bir şey. Bu tarifi internetten mi aldın? Ben bunların hepsini internetten aldım. Çorba hariç. Peki ana yemeğimizde ne var? Ana yemek gariban ratatuy. Gariban ratatuy mu? Evet, normalde onun ismi ratatuy olarak geçiyor. Hatta daha uzun bir ismi de var. Bildiğimiz ratatuya gariban mı diyorsun? Gariban diyorum çünkü garibanların Fransızlar savaş zamanında bunu yokluktan hepsini yerden ne buldularsa İçinde et olmayan bir yemek. Et yok bugün maalesef. O yüzden mi ratatuya gariban dedin? Evet, o yüzden gariban dedim. Emrah, seni bugün çok eleştirirler benden söylemesi.
Yemek isimleri gerçekten enteresan. Peki salatamızın adı ne? Panzanella Türk iş salatası. Panzanella Türk iş salatası mı? Evet, bu da Türk usulü. Normalde panzanella var ama Türk usulü yok. Onu da ilk defa seyircilerimiz ben de görecek. Gerçekten çok enteresan yemekler. Sen mi uydurdun bunları? Yok. Yani hocam eşini beraber bulduk yani bu isimle. Sormaya korkuyorum ama tatlın ne? Tatlı İzmir bombası olması gerekiyor. Ben atomu yaptım. İzmir bombasında fındık olmaz. Ben fındık ekleyerek onu atom haline getirdim. İzmir atomu mu? Evet. Peki yapabilecek misin? Deneyeceğim. Dün denedim son kez. Yapamadım. Niye yapamadım onu anlamadım yani. Elime yapıştı hamur, havalarda geziyordu. Bir şeyler oldu. Bakalım bugün risk alacağız. İnşallah dün de çok şey oldu. Biraz. Emrah. Bugün senin üstüne çok gelirler. Bugün çok üstüme gelecekler. Yani diyorum ya burası 56 olacak herhalde. Neyse bari markete gidelim. Zeynep sen burada mı olacaksın? Evet burada. Hadi Emrah hazırlan seni aşağıda bekliyoruz. Biz vejeteryan değiliz ama resmen et yok, tavuk yok, balık yok. Herhangi bir et ürünü hiçbir şekilde kullanmamış. Bunu da özellikle soracağım kendisine neden böyle bir menü hazırlamış. Menüyü genel olarak biraz zayıf buldum. Biraz hani erkek bir kişiye göre, aslında erkeğe göre olan bir menü ama eğer menü tam çıkarsa fena değil. Menüyü aşırı basit buldum. Sadece burada onu zorlayacak olan tavşan çorbası diye düşünüyorum. O da tavşanı tabii becerebilirse yani. Şimdi dediğim gibi sert bir et ve lezzet içerisinde işlemesi gerekiyor. Mesela ilk günde o baharatlar falan, o hanımefendinin yaptığı tavuk et gerçekten ya hiçbir şeyin lezzeti yoktu ya. Aynı şeyde bugün de karşılaşırsam gerçekten artık kaç puan vereceğimi de şaşırdım. Menü aslında benim yaşam tarzıma, benim pratikliğime hitap ediyor. Yalan söyleyemeyeceğim. Ama beni bu konuda çok eleştirdikleri için 5 çeşitlik bir menüyü de değerlendirmesi benim için sıkıntılı olacak. Çünkü o da birçok hazır ürün kullanacak. Hadi günümüz hadi. Emrah, market yakın mı? Yakın. 750 TL bütçesi olan yarışmacımız market alışverişine başlıyor. Nihayet markete geldik. Emrah, neyle başlıyoruz? Hemen bakacağım. Peçete, tuz demişiz. Tuza kim yardım? Peçete. Önce manav bölümünden sebzelerini alsana. Ben manavda alayım, doğru. Emrah, alışveriş yapıyor musun? Normalde yaptığımda çok yavaş yapıyorum. Yavaş mı yapıyorsun? Bir yarım saat markette duruyorum yani. Zaten yarım saat süren var. O zaman bir saat duruyorum. Biberleri nerede kullanacaksın? Hem salatada hem de gariban ratatouille'de kullanacağım. Manav bölümüyle başlayan yarışmacımız hemen domatesleri seçiyor. Evlenmeden önce yemek yapıyor muydun? Yapıyordum. Menemen tarzı yumurta. Menemen mi? Kahvaltılıklar. 3 kabak, 3 patlıcan. Yarışmacımız patlıcan ve kabaktan sonra patates ve limonları alıyor. Ressam yarışmacımız Oğuz sence kendini savunamadı mı? Ya Oğuz abi kendini savunamadı. Neden savunamadı? Uykusuz kalmıştı o gün. Zaten kendisi belirtti uykusuz kaldım diye. Ya mutlaka kendisine göre bir açıklaması olması gerekiyor. Çünkü neden et yok, neden sebze ve hamur ağırlıklı bir menü olmuş? Bunun mutlaka bir açıklamasını yapması gerekiyor. Kendisine de mutlaka soracağım. Bu peynir vardı. Eritme peyniri oldu hatta. Şu muydu? Emrah, ne peyniri alıyorsun? O peynir özel olarak Tokat yöresine ait bir peynir. Yağlı bir peynir mi? Yani hocam bu yağlı peynir olarak geçiyor değil mi? Yağlı çeçil peyniri bu. Yağlı çeçil peynirini nerede kullanacaksın? Bunu sırnıkenin üzerine dökeceğim. Ne kadar aldın? Ne kadar aldık? 69 liraymış bu. Maşallah. Maşallah çok pahalı. Şimdi ne alacaksın? Peçete, tuz alacağız. Et almıyor musun? Etim yok. Vejetaryen menüsü oldu aslında. Aynen. Koş Emrah, koş. Peçeteler nerede müdürüm? Konukları için kağıt peçete seçen yarışmacımız listesini tamamlamaya çalışıyor. Yağ alacağız şimdi. Yağın da en küçüğünü alırsın şimdi. En küçüğünü alacağız, yapacak bir şey yok. Limit de belli. Senin için minik zeytinyağı yapmışlar. Evet, minicik benim için spesiyel olarak hazırlanmış. O kadarcık yeter mi? Bu yetecek. Emrah, neyin kaldı? Ya salça alsam mı düşünüyorum, 9 liraymış, alayım bari şimdi. 9 lira olduğu için mi alıyorsun? Alayım, belki bir şeye katarım. Salçaya ihtiyacın yok mu? İhtiyacım normalde yok ama alacağım. Reyonlardan eksik ürünlerini alan yarışmacımız listesini kontrol ediyor. Şimdi sıra nerede? Sıra kimde? Karabiber, kekik, pul biber. Bu arada son 5 dakika. Son 5 dakikam kaldı. Emrah, yetiştiremezsen kalır çabuk. Birimiz ne olacak böyle halimiz? Şeye, baharatlar nerede? Baharatlar hemen şu iki kolun arasında. Tamam. Koş Emrah, koş. Arabayla da koşmak ne kadar zor ya. Bugün sana haksızlık yaparlarsa nasıl davranacaksın? Yani bana haksızlık yapacaklarını
Düşünüyorum. Neden? Yani dünkü hanımefendi sevdiği hanımın yapacağını düşünüyorum zaten. Bir şey, üzerime oynayacağını düşünüyorum. Tost ekmeği mi arıyorsun? Yok, bu şekilde alacağım da kare şeklinde. Bak onlar da kare şeklinde. Hangisi? Hemen önünde. Heh, bu olabilir. Bu arada son 2,5 dakika. 2,5 mu? Meyve suyu alacak mısın? Tamam, meyve suyu var. Şu meyve suyu nerede müdür bey? Abi market çok büyük. Öbürüne gidene kadar. Koş Emrah koş. Meyve suyu nerede, ileride mi? Kasadan geçiremezsen kalır. Emrah, dünkü çay nasıldı? Karbonhidrat çayı güzeldi. Ne çayı? Karbonhidrat çayı. Karbonhidrat çayı mı? Kamboçya çayı. Kamboçya olmasın? Kamboçya çayı, evet, güzeldi. Sevdiği hanıma en düşük puanı ben verdim. Çünkü çok fazla hazır malzeme kullanmıştı. Zaten dün de röportajlarında ve masada bunu çok kez dile getirdim. Yaşam tarzım adı altında bize bütün hazırları yani önümüze sunmuş. O yüzden sevdiği hanım bugün muhtemelen biraz dolu gelebilir. Sinirli, agresif tavırlar gösterebilir özellikle bana. Ama kusura bakmasın yani. Öyle de olmaz ki. Yarışmaya katılıyoruz. Sen bana yaşam tarzım dersen. Ben de sana yaşam tarzım diyeyim. O zaman ben de bir menemen yapayım. Bu da benim yaşam tarzım değil mi? Önünüze sunayım, hadi bakalım. Süren bitiyor Emrah, çabuk. Tamam, aldım. Abi çabuk. Son 15 saniye. Hadi abi, al, tartmana gerek yok. Müdürle sonra hesaplaşırız. Koş Emrah, koş. Abi bu market... 5, 4, 3, 2, 1... İnanamıyorum Emrah, süren bitti. Son bir saniye kalan bitirdi. Üzgünüm ama kasadan geçiremediğin için hiçbirini alamazsın. Gürbüz, bir ayar çekmen lazım. Nasıl bir ayar çekelim? Daha önce oldu mu bu? Başka bir yarışmacıya. Daha önce olmadı çünkü kimse senin kadar yavaş değildi. Ya benim hatam nerede oldu? Manav bölümüyle diğer bölümleri hepsini karışık yaptık. Şimdi en başta patlıcan yazıyor, ortada domates yazıyor. Peki şimdi ne olacak? Yoksa dışarıdan yemek mi söylesen? Yani dışarıdan yemek söyleyeceğiz o zaman. Sana en düşük puanları verecekler. Ya düşük ama ben dün söyledim, dışarıdan hazıra karşı değiliz diye. Emrah şaka yaptım, hala bir dakikam var. Ha, hadi o zaman geçelim. Market alışverişini tamamlayan yarışmacımız ödemesini yapıyor. Tamam, benim ne kadar tuttu? 576. Şöyle benim hemen poşetlerimi almam lazım. Bu arada bütçeni de aşmadın. Açmadım, ayırdım bütçemi. Hadi bir an önce eve koşalım. Hadi gir, biz girelim eve. Koş Emrah koş. Zeynep. Hoş geldin. Hoş bulduk aşkım. Sen bunları al, ben hemen üstümü değiştireyim, geç kaldık. Zeynep, sence Emrah başarabilecek mi? Evet, başaracağına inanıyorum. İnşallah yetiştirir. Evde yemekleri Emrah mı yapıyor? Yani şu anda genelde o yapıyor yemekleri. Güzel yemek yapıyor mu? Yani ben beğeniyorum, lezzetine güveniyorum. Sen mi güzel yemek yapıyorsun Emrah mı? Bilmiyorum. İşte Emrah da geldi. Hoş geldin. Merhaba Gürbüz. Ben de Zeynep'e hanginiz daha iyi yemek yapar diye soruyordum. Hangimiz daha iyi yemek yapıyor? Zaman zaman değişiyor. Eşim de güzel yemek yapıyor. Makarnayı mesela. Beraber yapıyoruz. Her şeyi biz beraber öğrendik bu arada. Markette eşim yemek yapmayı bilmiyor dedin ya. Öyle bir şey demedim tabii ki Zeynep'ciğim. Zeynep, gerçekten yemek yapmasını bilmiyor musun? Yani yapmasını biliyorum ama dediğim gibi çok ayırt ettiğim için yapmak da istemiyorum sevmediğim yemekleri açıkçası. Eyvah, Zeynep kızdı. Bu arada Doğukan'a ne söylemek istersiniz? Yarın bir gün bakarsınız anne ve babasını izler. Evet, yani Doğukan'cığım seni bekliyoruz. Zaten kısa zaman içinde direkt canlı olarak aramıza gelecek. Gürbüz, bu arada eşim güzel güzel sanatlar mezunu. Gerçekten mi? Tabii, sesi de çok iyidir. Kemane falan da çalıyor. Sesini çok merak ettim Zeynep. Bizim için bir şeyler söyleyebilir misin? Beyaz gemi tuz olur, siyah gemi söz olur. Gel haydi yavrum, dön dolaş yine bana gel. Bravo Zeynep. Ağzına sağlık. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk Zeynep. Artık seni daha fazla yormayalım. Ama Emrah'ın ihtiyacı olduğunda gelebilirsin. Arkada beklerim. Başarılar diliyorum.
Sevgili Zeynep'e ve Doğukan'a çok teşekkür ediyoruz. Evet Emrah, artık baş başa kaldık. Baş başa kaldık. Yürü biz de baş başa. Hazır mısın? Hazırım. Süreyi başlatayım mı? Olur. 3-2-1 süren başladı. Önce çorbayla başlayacağız. Neydi çorbamız? Çapkın tavşan çorbası. Çapkın tavşan çorbası da nedir Emrah? Bu ismi çok aradın mı? Yani çapkın tavşan eşimle beraber bulduk bu ismi. Bizim de karışımlarımız var. Yani özel olarak düşündük nasıl yapabiliriz. Havuç bu arada... Tavşanı simgeleyen şey havuç burada. Tavşanın simgesi olan havucu çıkardık. Çıkardık. Önce şu bıçağımı da çıkarayım. Kaç tane havuç doğrayacaksın? Bunun için 4 tane havuç, 4 adet havuç yıkayacağım önce. Bu çorbayı daha önce yaptın mı? Ben yaptım ama bir kere yaptım. Bir defa mı yaptın? Bir defa yaptım. Hemen oldu ama. Hemen oldu. Kendi uydurduğun çorbayı bir kez mi yaptın? Evet. Yani provasını bile yapmadın mı? Provasını yaptım işte, bir kere yaptım. Peki çorbayı Zeynep beğendi mi? Onu kendisine sormak lazım. Umarım buna havuç çorbası demezler. Ondan aklına bile gelmeyecek havuç çorbası. Gerçekten mi? Tabii. Neden? Yani gelmez çok da şey... zaten dünkü yarışmacı sevdiği hanımın hiç aklına gelmez. Onun çok şeyle alakası yok. Çünkü zaten kendisi de söyledi de direkt... Karbonhidrat ağırlığı besleniyorum dedi. Sevdiye dün senin verdiğin 5 puana çok sinirlendi. Ona en güzel puanı ben verdim aslında. Kendisi bunun farkında değildi. Ali Bey beğendiği halde 5 verdi. Benim illaki böyle hani eleştirilerim oldu. Şey yaptı, bana kızdı. Ali Bey beğendi, Ali Bey'e bir şey demedi. 5 yani verdi, ben de 5 verdim eleştirmeme rağmen. Ben ona güzellik yaptım aslında. O anlamadı bunu. Dün akşam açıkçası çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Çok üzgün geçirdim ki kolay kolay üzülmem. Zorlu bir geceydi benim için. Ama sinirli değilim açıkçası. Onların vizyonsuzluğuna veriyorum. Sevdiği Hanım bugün atom bombası gibi gelir. Tam bizim tatlı gibi gelir. O bombayı da bence bugün patlatacak diye düşünüyorum. Emrah, kaç yıldır yemek yapıyorsun? Ya aslında ben çocukluğumdan beri hani kendi... Hani her erkek gibi evde işte aparatif şeyler. Yumurta kıralım, menemen yapalım arkadaşlarla. Makarna yapalım akşam, ne yiyeceğiz falan. Ne yiyeceğiz oğlum falan. O kadar belli ki soğanın hepsi gitti. Evet, genelde eşim de aynısını söylüyor. Çapkın tavşan çorbasına mor soğan mı giriyor? Evet, özellikle mor soğan. Ya normal soğan da olur buna. Aslında ben mor soğanı daha çok şeyde salatada kullanacağım. Ama çorba için doğruyorsun. Olsun, fark etmiyor. Soğan soğandır. Gerçekten soğan soğan mıdır? Evet. Çünkü bu zaten blender'la geçecek ya. Bu bildiğimiz havuç çorbası işte. Havuç çorbası değil. Havuç çorbasının benzeri diyelim hatta ona. Çünkü ben ona baharatlar da atacağım. Hangi baharatları koyacaksın? Karışık atacağım. İşte kekik, pul biber. Ne bulduysan atacak mısın? Ne bulduysam atacağım işte artık. Bakalım ne çıkacak ortaya. Yarışmacılar da şu an bunun ne olduğunu bilmiyor. Büyük ihtimal röportajda diyecekler bu nasıl çorba falan. Özellikle Ali, ben gastronomi mezunuyum, böyle bir çorba içmedim hayatımda. Bunu değerlendirmeye alması gerekiyor mu Gürbüz? Neyi? Mesela bunu bilmiyor, böyle bir şey mesela duymamış, görmemiş, tadına bakarak değerlendiriyor. Herkes yemeklerin tadına bakmak zorunda. Daha önce ne içtim, ne tattım, nasıl bir çorba olduğunu bilmiyorum. İsmi de biraz komik, acaba bir tavşan etiyle mi yapacak? Çapkın bir tavşan bulup herhalde onun etiyle bize bir çorba sunacaklar. Tavşanın çapkınını mı seçti artık? Kendisini bir çapkın, onu mu temsil ediyor? Açıkçası bilemiyorum. Yiyince göreceğiz. Umarım bununla ilgili mantıklı bir açıklaması vardır. Uydurmasyon bir isim değildir. Emrah, neden çapkın tavşan? Çapkın tavşan, tavşanı havuçtan dolayı koyduk. Şuradan tenceremizi alacağız. Şöyle. Çapkın da hani soğan falan var ya içinde. Normalde soğandan kadınlar kaçar. Biz de onu öyle ters köşeye yatırdık yani. Sence menünü beğenecekler mi? Ya Ali'nin beğenmeyeceği kesin. Ali ne yaptı belli değil. Hani iyi çocuk, iyi arkadaşımız, iyi dostumuz. Çok da zaten sohbet etmemiz yasak. Yani gördüğüm kadarıyla masadan. İyi çocuk ama gel gelelim ki icraata gelince bir şey yok. Hani bir yorum yok, bir şey yok. Hani sen gastronomi... Ben futbol lisans olarak da futbol oynadım. Şimdi futbolla ilgili bir şey olsa ben tık tık hemen söyleyeyim. O işte offside'dir, faal. O zaman futbolla ilgili bir şey sormak istiyorum. Ne olacak Fener'in hali? Fener'in hali... meçhul yani. Fener ne olacak belli değil. Fenerbahçe'de şimdi beni linç etmesin, Gürbüz. Emrah, offside nedir? Ya offside şöyle... Yok, söyleyeceğim Gürbüz. Hadi söyle bakalım. Offside... Yani örnek veriyorum, şurada hemen şuradan göstereyim. Kameraman arkadaşımız da şöyle yapsın. Soğanlar. Şurası defans. Havuç çıktı gole. Defansın arkasına sızdı. Tık ben buradan
topu falso olarak arkaya doğru attım. Topu falsolu atmasak ne olur? Falsolu olarak attın ya, biraz şey espri şey olsun ya. Tamam, falsolu. Sonra? Ayağımın dışına vurdum bugün. Ayağının dışını da gösterir misin? Ayağımın dışıyla vurdum. Top, tabii burada kim var? Orada kim var? Kim olsun? Balotelli olsun. İtalyan mı? Evet, İtalyan. Şey, Drogba olsun. Tamam, Drogba olsun. Evet, Drogba arkada. Defans oyuncuları biraz öndeler. Drogba arkaya sızdı. Ben buradan topu ayağımın dışına vurdum, geçti. Drogba'ya geldi, bu offside'di. Neden? Neden? Çünkü geride kaldı. Kim geride kaldı? Defansa göre geride kaldı. Kimin defansına göre? Rakip defansa göre. Normalde şuradan çıksaydı, şuradan çıksaydı olurdu. Emrah, açık konuşmak gerekirse hiç anlamadım. Anladığım şeyse yağım yanıyor. Yağ bir şey olmaz ya herhalde. Çapkın tavşan çorbası için doğranan mor soğanlar tencereye bırakıldıktan sonra havuçlara son olarak da sarımsaklar ekleniyor. Sarımsaktan sonra sırada ne var? Sarımsaktan başka bir şey yok. Şu an yok ama. Ama şu an yok. Sudan sonra olacak. Kettle gelsin. O sırada ben başka bir şey geçiriyorum. Çorbanın altı yanıyor mu? Yanmıyor. Ayarını verdim. Yok, şu an yanmaması lazım. Kettle gelene kadar onun kaynama süresi falan var. Yanar yoksa. Emrah, ratatouille nedir? Fransızlar zamanında savaş halindeyken bunları bulamıyormuş yani. Yani normal yemekler bulamıyormuş. Yani bunları sağdan soldan topladıklarıyla işte patlıcan, kabak, soğan, efendime söyleyeyim işte patates, ne buldularsa tepsiye dizmişler, koymuşlar, vermişler işte ateşin üstüne. O şekilde patlamış gitmiş işte. Gariban ratatouille. Ratatouille duydum da neden gariban acaba? Sessiz mi kaldı? Fakir mi kaldı, anlamadım ki. Bu ratatouille da zaten bildiğimiz bizim halk dilinde şakşuka. Yani domatesi, işte şeyi, kabağı, patlıcanı hepsini kızartacak tavada. Üzerinden şöyle salçalı bir su geçirecek. Ondan sonra hadi size yaptım işte ana yemek. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani ana yemekte ben bir et görmek isterdim ya. Bu biraz basit gidiyor şu an menüsü. Şimdi gariban ratatouille. Gariban ratatouille'un sosunu hazırlayacağız. Hadi hazırlayalım. Gariban ratatouille da çok konuşulacak. İçinde et yok diye gariban mı oldu yani? Yani şimdi yemeğime laf ederlerse bu gariban usulü diyeceğim. Yani o aslında gariban koruyucu bir kelime. Seni düşük puanlardan mı koruyacak? Tabii koruyacak zaten. Bugünkü eleştirilere nasıl göğüs gereceksin? Ya eleştirileri, şimdi çok eleştiri de yapamayacaklar. Neden yapamayacaklar? Çünkü yemekler herhalde eleştirilecek hani böyle mesela Gülnaz Hanım'ın gibi çok çeşit hani böyle farklı farklı yerlerden gelemezler bana. Çünkü gariban ratatouille, gariban ratatouille ne olur içinde kabak, patlıcan, domates, patates falan. Ama tabii bu el lezzeti mesela Ali Bey el lezzetinden bahsediyordu ya. El lezzetini konuşur Ali Bey. Bakın bugün ne diyecek? Çok merak ediyorum onun yorumlarını. Hayır, bu gastronomisini gelip de bizde konuşturmaz inşallah. İki gün sustu. Gelecek burada gastronomi, ben şu uzmanıyım, o yüzden ben bunu beğenmedim. Yapar mı sence? O, bak işte ondan korkuyorum Gürbüz. Yani kimseye konuşmadı, bana konuşacak. Bakalım nasıl olacak? Beraber göreceğiz. Ali Bey hakkında kesinlikle ben Ali Bey'in aşçı olduğuna, daha önce mutfağa girdiğini bile düşünmüyorum yani. Tamamen şunu da düşünüyorum Ali Bey hakkında. Acaba 5. gün yarışacağım, biraz uslu uslu durayım, hani kendimi sindireyim de daha sonrasında biraz daha fazla, çünkü bir şey yapamayacağından emin gibi, hani yani kendine güvenen bir yarışmacı takır takır açığı söyler. Yani sen zaten ben Ali Bey'in o pişmemiş yufkaya 2 saniye mikrodalgada gezmiş yufkaya olmuş demesinden, pişmiş demesinden ben Ali Bey'in pirisini çıkarttım. Olmadı yani, Ali Bey hiçbir şey yapamayacak. Zaten bu yarışmanın birincisi de benim. Ali Bey'in çok üzerine gittiler böreğimi beğendiği için. Sanırım bana yüksek puan vermesinden korktular. Ve kendisi de gastronomi okuduğu için daha altyapıyı düşünerek puanlama yapacağını zannedip onun üstüne gittiler, önünü kestiler. Ratatouille'un içinde neler var? Ratatouille'un sosu, domates. Domatesi bu arada salça niyetinde kullanacağız. Salça gibi sanki ama... işte domates, biber, ondan sonra işte baharatlar falan, sivri biber. Bu yemeği internetten mi öğrendin? Evet, ratatouille'yu internetten öğrendim. İnternetle aran çok iyi. İnternetle aram çok iyi. Zaten e-ticaret yapıyorsun. Evet. E-ticaret olarak ne yapıyorsunuz? Ya e-ticaret yapıyoruz,
internetten uyguna bulduğumuz şeyleri alıyoruz. Bunları hali hazırda güncel fiyatlarına göre satıyoruz yani. Ana yemek gariban ratatouille için kabuğu alınan domateslerden sonra soğan doğranıyor. Çapkın tavşan çorbamız ne durumda? Çorbamızdan çok güzel kokular geliyor. Yandı mı yoksa? Yok yok, yanma yok. Ben sadece eşime yanıyorum. Vay 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 Emrah! Eşinle nasıl tanıştın? Ya eşimle bir kendi çalıştığı yer vardı. Ben de orada daha önceden çalışıyordum. Devremülk, emlak şirketi. Ben daha önceden çalışıyordum. Ondan sonra orayı ziyarete gittim. O şekilde tanıştık. İlk görüşte aşk mı? Zaten şarkı, yine şarkı okumuştu. Söylemişti. Ondan sonra zaten o şekilde bir tanışmamız oldu. Zeynep'in sesini duyunca ne dedin? Sesin ne kadar güzelmiş. Sosyal medyada neden paylaşmıyorsun? Kendisi zaten paylaştığını söyledi. O öylelikle işte sosyal medyada hesabını ulaştı. Emrah, romantik misin? O günleri hatırlar mısın? Tabii ben hediye almayı çok severim. İnsanları mutlu etmeyi de çok severim. Zeynep'in doğum günü ne zaman? Şimdi doğum günü mü? Zeynep, koş! Zeynep, kaç yıllık evlisiniz? Bir yıllık. Emrah senin doğum tarihini bilmiyor, farkında mısın? Doğum tarihini mi? Doğum günü. Aslında hiç unutmaz, ben daha çok unutkanımdır. Yani ama aslında biz doğum günlerini ikimiz de doğum günü kutlamayız. Şöyle, neden kutlamayız? Yok, Gürbüzcüğüm şöyle. Yok, Zeynep, biz doğum günü seviyor muyuz? Doğum günü saçma olarak özel buluyoruz. Özel gün çok kutlamıyoruz özel gerçekten. Özel gün kutlamıyoruz. Sevgililer gününde sevgililer günü kutlamıyoruz. Ertesi gün kutluyoruz, herkese inat. Emrah, ben senin gibi kıvıranı görmedim. Doğum gününü hatırlamadığın için biz doğum günü kutlamıyoruz demeye başladın. Hayır, kutluyor muyuz? Gerçekten. Kutlamıyoruz da yani unutmasına da çok şaşırdım. Sosyal medyadan paylaşmadın değil mi doğum gününü? Zeynep senin doğum gününü hatırlamıyor. Biraz zorlasa belki hatırlayabilir. Evlilik yıl dönümünü hatırlıyor musun? Evlilik yıl dönümünü 16'sı. Neyin 16'sı? He? 16'sı işte abi. Ama neyin? Bir sene geri git. 16'sı. Ayları söylemek yasaktı, kesiyorlar. Eyvah! Bilmiyor. Zeynep'e sorun. Ona kızamıyorum çünkü ben ondan daha fazla unutkanım. Hani hiçbir şey tutamam. Zeynep, sen Emrah'ın doğum gününü biliyor musun? Neden bilmiyorum? Zeynep! Yani hadi ben heyecandan. Hadi ben heyecandan. Sen? 3 ayrı aylarda kutladılar. Kimliğinde farklı yazıyor, annesi farklı söylüyor. Babası farklı. Babası farklı söylediği için ben bilmiyorum yani ama... Çocuklar! Bari evlilik yıl dönümünüzü söyleyin. Ekim'in 16'sı. 16'sı ile 17 arası. Ne demek arası? Yani 16'sı. 16 yani 17 yok. Ortalık iyice karıştı. Bu romantik ve unutkan ilişkiyi hiç bozmadan Zeynep'i dinlenmeye alalım. Emrah, insan karısının doğum gününü bilmez mi? Ya işte orada bir sıkıntı oldu. Ya aslında heyecandan, yani seyirciler de diyordur yani çocuk heyecanlandı işte nereden bilsin. Çapkın tavşan çorbasına devam eden yarışmacımız şimdi de suyunu ekliyor. Gürbüz. Şu anda çorba yavaş yavaş pişecek, hazır gibi zaten. 30-35 dakika sonra blenderdan geçireceğim. Ondan sonra hazır, servise hazır. Bunun kapağını kapatacağım. Emrah, bu arada kalan süren 1 saat 50 dakika. Ne? 40 dakikan bitti Emrah. Zaten 5 çeşit yemeğim var. Evet, 5 çeşit yemeğim var. Hepsi de zor yemekler, çok zor. Bunları hazırlaması biliyorsun. Gerçekten bu yemekler zor. Gürbüz, bunlar çok zor. Emek var bunlarda. Demek bu yemekler zor. Arkadaşlarımın ağzına layık. Bugün 3. günümüz. Açıkçası yaptığı yorumlar, eleştirileri bakınca zaten ben mutfakla alakası olmadığını biliyordum. Zaten kendisinden de böyle bir saçma bir menü bekliyordum. Beni şaşırtmadı. Bence bugün dünden daha da kötü bir masa bizi bekliyor olabilir. Açıkçası ben pratikliği menüsünü sorgulamıyorum. Mutfağa bence girmiştir. İllaki girmiştir. Ama bir menemen yapmıştır. Ama bir çorba yapmıştır. Mutfağa girmiştir diye düşünüyorum. Ama bu yarışma için bu menüyü açıkçası çok basit buldum. Gariban ratatouille için sarımsak soyan yarışmacımız soğanlar kavrulurken yeşil biber doğruyor. Çorbada bir şeyler oluyor ama tam anlayamadım. Orada bir kavga gürültü var. Oraya geleceğiz birazdan. Neler oluyor Emrah? Çorbanın içinde orada bir kargaşa çıktı da. Burası 56 oldu. Buraya itfaiye yok mu? Emrah, 56 ne demek? Ya 56... 56 yani çarşı karıştı hesabı. Yani bizim mahallede öyle derler. Sizin mahalle neresi? Sultanbeyli. Sultanbeyli'de 56 oldu mu derler? Ya mesela bir olay çıktı, bir kavga oldu. Mesela bir tartışma oldu falan. Aa işte... Mahalle 56 oldu falan. Hani ne kim oğlum o falan? Kimmiş falan? Gariban ratatouille için kavrulan soğanlara yeşil biberler eklenirken domateslere kuru naneden başlayarak baharat atılıyor. Emrah,
Kaç dövmem var? Evet, biraz fazla dövmem var. Onların bir anlamı var mı? Ya anlamı sırtımdakinin var mesela, onları siz görmediniz. Sırtında ne var? Sırtımda melek var. Yani o mesela eşimle tanışmadan önce yaptırmıştım. Yani hayatımın kadını bulup işte çekilmek. Nereye çekilmek? Yani hani her şeyden çekilmek, geriye doğru. Mesela arkadaş, mesela benim çok yakın arkadaşım, hani çok görüştüğüm arkadaşım yoktur. Var ama evlendikten sonra mesela o sırtındaki dövmenin anlamı o. Hani bulacağın kişiyi bul, o kişiyi bul. Çekil yani, izdivaya çekil. Gariban ratatu için kavrulan soğan ve biberlere domates ve baharatlar ekleniyor. Ardından patlıcanlar dilimleniyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu tepsiye döktük. Bunu şu an bazılarının ağzı bile sulanmıştır çünkü ben bunu böyle yerim yani. Amcaoğluyla, Fırat'la. Bu şekilde şöyle altını bunun pres yapacağız. Gariban ratatu için kavrulan sebzeler fırın tepsisinin tabanına yayıldıktan sonra patates ve domates dilimleniyor. Sence bugün kim adaletli olur? Bana karşı Gülnaz Hanım. 8 puan yüzünden mi? Tabii. Bilerek mi 8 verdin? Ya Gülnaz Hanım gerçekten bütün seyirciler şu anda bana, yani tüm Türkiye katılıyordur büyük ihtimal. Çünkü Gülnaz Hanım gerçekten uğraşmış kadın yani, onun ben gününde izleyeceğim. Kadın yapmış yani abi, yapmış insana yapmış diyeceksin. Yani şimdi sen siyaha beyaz diyorsun, ben anlamadım ki beyaza siyah diyorsun. O arkadaşlarımız çok adaletsizlik yaptılar. O şekilde yani adaletsiz oldular. O gün Gülnaz Hanım'a niye öyle oldular onu da anlamadım. Ama sen haksızlık yapmadın. Yok zaten Gülnaz Hanım da şey diyor ya, demiyor daha doğrusu. Bana davranışı da şeyi gösteriyor, ben adaletli olduğum için bana biraz iyi davranıyor. Bana hiç laf yetiştirmiyor mesela. Bana 8 puan verdiği için çok teşekkür ederim ama bugün o benim menümü nasıl değerlendirdiyse ben de onun menüsüne göre bir puan vereceğim. Öyle hani bana 8 verdi diye benim de ona 8 verdiğim yok. Emrah Bey Gülnaz Hanım'a yüksek, ciddi anlamda hak etmediği bir puanı verdi. Gülnaz Hanım da bunun altında kalmayacaktır. İlla ki yüksek puan verecektir ama kendi puanından yükseğine vereceğini düşünmüyorum. Gariban ratatu için dilimlenen soğan, patates, kabak ve domatesler tepsinin üzerine yerleştiriliyor. Emrah, ana yemek ne durumda? Şu anda gariban ratatuyu bitmek üzere. Gariban ratatuyu fırına girmek için hazır mı? Fırına girmek için hazır. Hızlı bir şekilde fırına gideceğiz. Bu arada çapkın tavşan çorbamız ne durumda? Eyvah! Bütün suyu gitmiş. Az bir şey su atıp sonra şey yapacağız. Çapkın tavşan çorbasına tekrar su eklendikten sonra blenderdan geçiriliyor. Çorbamız oldu mu? Tamam, bu şimdi hazır. Balonu atıp kapatacağız. Baharat ve tuz atacak mısın? Atacağım onu. Artık şu fırından çıkınca hemen gidip atacağım. Bal burada. Balı şimdiden mi atıyorsun? Evet. Blender'dan geçen çapkın tavşan çorbasına bal eklendikten sonra gariban ratatuyun üzerine zeytinyağı dökülüyor. Ratatuya baharat atacak mısın? Baharat, kekik, pul biber de atacağız buna. Pul biberden sonra ne atıyoruz? Karabiber atmayacağız. Pul biber, kekik yeter buna. Ana yemeğini taş fırına götürmek isteyen yarışmacımız üzerini streçle kapatıyor. Emrah nereye? Komşuya uğrayacağım. Fırını üste çıkarmasını rica edeceğiz. Ama biz fırına gidiyoruz. Şöyle gidelim. Zili çalışıyor mu? Zili çalışmıyor. Ne yapıyorsun abi? İyi. Şimdi ben fırına gidiyorum. Tamam. Bizim yukarıda fırın yok. Bunu şimdi ben fırına vereceğim ama orada pişecek bu. Geldiğimde soğuk servis etmemek için senin fırını bizim eve almamız lazım. Olur mu? Ekip arkadaşlar da yardım edecek. Hani fırın nerede? Fırın, ha büyük fırın. Bu fırını götüremezsin. Burada mı ısıtsan acaba? Şu. Burada ısıtırım. Komşunun evinden çıkan yarışmacımız ana yemeğini pişirmek için taş fırına doğru koşmaya başlıyor. Fırın yakın mı? Yakın gidiyoruz ama çok da yakın değil. Arabaya gitmemiz lazım. Şöyle gidelim. Çabuk arabaya atla, çabuk! Emrah, heyecanlı mısın? Evet, heyecanlıyım. Çünkü bayağı da tatlım duruyor hala. Hiçbir işlem yapılmadı. Sırnaki duruyor. Salata da duruyor. Hiçbir şey hazır değil. Hiçbir şey hazır değil. Geldik mi? Evet, burası. Çabuk ol Emrah, çabuk! Selamünaleyküm usta. Usta, bunu pişirmeni rica edeceğim. Usta, ben sana telefonumu vereyim. Tabii. Bittiğinde beni ara, hemen gelip alayım. Tabii, tamam mı? Tamam, buraya yazıyorum. Ana yemeği gariban ratatuyu taş fırına veren yarışmacımız kalan yemekleri için mi eve dönüyor? Gürbüz nerede Gürbüz? Geldim Emrah, çabuk! Emrah, İstediğin gibi oldu mu? Oldu herhalde. Usta sadece fırına atacak. Fırında bir 20-25 dakika pişme süresi var. Fırla Emrah, çabuk! Çok zaman kaybettik, çok! Çok zaman kaybettik. Geldik. Şimdi eldiven, elimi yıkayayım, hemen eldiven giyeceğim.
Şimdi neye geçeceksin? Şimdi gariban ratatuyu verdik fırına. Sadece iki yemeği hazırladım ve çok az zamanın var. Çok az zamanım kaldı, hemen onları aradan çıkartmam lazım. Sırnıkinin hamurunu mu yapacaksın? Evet, hamurunu yapacağım. Hamur için şuradan malzememizi alalım. Hamuru bundan mı yapacaksın? Evet. Çok küçük değil mi? Yani 6 kişilik için. Zaten herkese birer tane. Onun içinde hamur yoğurabilir misin? Şurada yoğuracağım. Lor peyniri çıkaran yarışmacımız Sırnıkinin hamuru için çırptığı yumurtaya un ve lor peyniri ekleyip karıştırıyor. Ardından hamuru tezgaha alıp una buluyarak yoğurmaya başlıyor. Yani bunu yiyenler tadına doyamayacak mutlaka. Gerçekten mi? Tabii Gürbüz, öyle. Bu hamur neden parçalanıyor? Neden parçalanıyor? Çünkü içinde lor peyniri var. O lor peynir de karışıyor hamurla arasında. Yani siz onu belki karıştırıyor olabilirsiniz. Sen karıştırmıyorsun yani. Burada asıl dökülen lor peyniridir efendim. Sırnıkinin hamurunu istediği kıvama getirmeye çalışan yarışmacımız un dökerek yoğurmaya devam ediyor. Şöyle artık bak, toparlandı, gördün mü? Bence toparlandığını zannediyorsun. Toparlanmadı mı? Hayır, toparlanmadı. Ne yapmak lazım Gürbüz? Ha, bir fikrim var mı yani? Sırnıkinin hamurunu tamamlamaya çalışan yarışmacımız yoğurma işlemine devam ediyor. Şimdi bunu 4 kişiye ayıracağım. 4 mü yoksa 6 kişi mi? 6 kişi. 6 kişi ayıracağım. Kalıbımız yok, onu göz kararı ayıracağız. O sırada da tava pişsin. Tavaya yağ atmamız lazım. Şimdi mi kızartacaksın? Şimdi kızartmayacağım. Ne zaman kızartacaksın? Yağını atayım, ondan sonra kızartacağım. Eyvah! Tamam, şimdi kızartacağım. Emrah, Sırnıkide hamur ele yapışmalı. Evet, bunun içine lor peyniri attığım için ele yapışmıyor. Normalde bir Sırnıki dediğimizde aklına gelir, ele yapışan bir hamur gelir. Yine Gürbüz'ün dediği gibi. Ama bizim hamurumuz yapışmıyor. Yapışmadığı için bu lor peynirli oluyor. Sırnıkiye devam eden yarışmacımız hamuru yoğururken bir yandan da şekil vermeye çalışıyor. Dün benim iki tane ara sıcağım vardı. Ona laf ettiler. 3 dakikalık pratik bir ara sıcak yapmış. En az 2-3 tane porsiyon servis etmesini tercih ederim. Emrah, panzanella Türk iş salatana neler koyacaksın? İçine bayat ekmek, yani tost ekmeği de olur. Zeytinyağı koyacağım. Balsamik sirke koyacağım. Bu kadar mı? Yani yok, zeytin falan da koyacağım. Peki ya domates? Domates de koyacağım. Fesleğen? Fesleğen de koyacağım. Her şeyi koyacağım. Panzanella Türk iş salata için ekmek dilimleyen yarışmacımız zeytinyağıyla balsamik sirke döktükten sonra dilimlediği ekmeklerle karıştırıyor. Emrah, ekmeklerin kıtır olması gerekmiyor mu? Evet, kıtır ekmek olması lazım. Şimdi markete de gününde aldığımız için kıtır ekmeği nasıl bulacağız anlamadım. Panzanella Türk iş salatasına devam eden yarışmacımız yeşil ve siyah zeytinleri dilimliyor. Salataya başka bir sos yapacak mısın? Yapmayacağım. Üzerine zeytinyağı atarım belki. Domates koyacak mısın? Çeri domatesi aldım özel spesiyel olarak. Onları doğrayacağız. Panzanella Türk iş salatasına taze fesleğenden sonra dilimlenen çeri domatesler ekleniyor. Kaliforniya biberleri doğrandıktan sonra zeytinyağı konuyor. Şimdi ne vardı? Sırnıki. Nerede bu sırnıki? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam mı? 6. Sırnıkiyi kızartırken peyniri de tavaya koyman gerekiyor. Evet, altlı üstü. Ama süren bitmeden yapman gerekiyor. Tamam, onu yapacağım hemen. Şöyle yapacağım ama. Eyvah! Yağ kızdırmadan attın. Hamurlar kesin yağ çekecek. Emrah, kalan süren son 12 dakika. Taş fırına gidip yemeğimizi almamız lazım Emrah, çabuk! Yarışmacımız tavada kızaran ara yemeği Sırnıkiyi kontrol ediyor. Bu tamam, hazır. Kaşar peyniri koyunca. Emrah, tatlıyla ilgili seni çok eleştirecekler. Yani tatlıyı yapmadık. Ara yemeği tamamlamaya çalışan yarışmacımız kızaran sırnikilerin üzerine peynirleri yerleştiriyor. Emrah, yarışmacılara ne söyleyeceksin? Almadım diyeceğim. Yemeğin diyeceğim. Aynı böyle söyleyeceğim. Abi. Yemeğin mi diyeceksin? Öyle diyeceğim. Yapmadım diyeceğim. Neden yapmadım diyeceksin? Hoşuma gitmedi diyeceğim. Yani istemiyorum diyeceğim. Emrah, neden böyle oldu? Yok, yapmadım diyeceğim. Aynı böyle. Nerede hata yaptığını düşünüyorsun? İstesem şimdi şey yapardım. Hani en azından çabalardım, çabalamadım. Neden? Canım öyle istedi. Ara yemek eritme peynirli sırnıkiler kızarmaya devam ediyor. Emrah, artık fırına gidelim mi, ne dersin? Fırına gidelim, aynen. Sırnıki de pişti. Şu anda sadece tatlı yok. Evet. Hadi fırına gidip ana yemeği alalım. Alalım. Çabuk ol Emrah, çabuk. Neyse, telefon kalsın.
Hadi hemen fırına koş. Hadi gidelim fırına. Nihayet fırına gidiyoruz. Fırına gidiyoruz. Gariban rotatuyu alacağız. Emrah, moralin de bozuldu. Evet, tatlı yapamadım ya ondan. Zamanı mı iyi kullanamadın, ne oldu? Evet, zamanla ilgili bir sorun yaşadık. Ama çok da önemli değil yani, yapmasak da olur. Masada kendini savunabilecek misin? Savunacağım tabii ki. Arkadaşlarıma söyleyeceğim yani zamanın yetmediğini. İstesem de yettirebileceğimi de söyleyeceğim yani. Yarışmacımız ana yemeği gariban ratatuyu almak için taş fırına giriyor. Evet usta, ne oldu ya? Yandı mı? Efendim? Numaramı yanlış vermişsin. Oldu mu? Usta, haber de vermediniz. Peki istediğimiz gibi oldu mu? Tamam, hazır, alalım. Ana yemeği gariban ratatuyu taş fırından alan yarışmacımız üzerini kapattıktan sonra hemen eve dönüyor. Hadi aldık gibi biz gidiyoruz. Eve giren yarışmacımız yemeği mutfağa bırakıp ellerini yıkadıktan sonra hemen masasını kurmaya başlıyor. Emrah, tatlıyı neden yapmak istemedin? Evet, tatlıda öyle bir sorun yaşadık. Zaman yetmedi. Zaman yetmeyince de yapamadık. Masa örtüsünü seren yarışmacımız yemek takımlarını masaya alıyor. Emrah, suplaların yok mu? Şu altına mı? Yok. Yani bizim evde kaldı mı? Ne oldu? Emrah, eksik menüyle çıkıyorsun. Aynen, eksik menü say. Sana bir puan verirler mi? Kimse vermez bir. Gerçekten mi? Bir kişi bile vermez. Peki iki puan verirler mi? İki de veren olmaz. Gerçekten bir veya iki puan vermezler değil mi? Yani bence arkadaşlarımın bir iki vereceğini düşünmüyorum. Belki sevdiği hanım belki o verebilir. Belki iki verebilir o da. O da bir vereceğini sanmıyorum da. Masayı tamamlamaya çalışan yarışmacımız çatal, bıçak ve kaşıkları yerleştiriyor. Bakalım ne olacak? Arkadaşlarımız ne diyecek? Kendini savunabilecek misin? Yani savunacağız artık. Herkes kendi menüsünü savunuyor, biz de savunacağız. Savunacak bir tarafı yok ama tabii ki de hani paçanga böreği yapsa bile insan kendine göre bir emek sayar ve onu savunmak zorunda. Bence Emrah Bey'den iki gündür şık masalar görüyoruz ama bugün Emrah Bey'den ben şık bir masa beklemiyorum. Yemekleri kadar masası da bence kötü olacak. Emrah, masa kuracağına neden tatlıyı yapmadın? Yapmadık tatlı işte. Zaman yetmedi. Zaman çok. Masa yerine tatlıyla da uğraşabilirdin. Yetiştiremezdim herhalde. Şimdi masanın şeyi de var. Bardaklar da tamam. Hemen giyinmeye gidiyorum. Şunlar vardı onun. Emrah, bir an önce giyinmeye gitmen lazım. Sadece yanına koyacağım. Çabuk ol çabuk. Son bir dakika. Hızlı ol hadi. Evet, şimdi ben giyinmeye gidiyorum. Emrah, artık gitmen lazım. Emrah. Zeynep Hanım, hoş merhaba, geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim, çok ben teşekkür ederim. Çok mersi. Bugün sıkıntılar. Şunu şöyle hemen. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Ne sıkıntısı yahu? Ne çok, sıkıntısı? Çok sıkıntı gel, oldu. Gel, mutfakta konuşalım. Zamandan gel yana. Oo, burası senin evin mi? Yok, kimin abimin evi? Abinin evi. Yani, senin evin nerede? Gel konuşalım şurada. Benim evim. Nerede senin ev? Sultanbeyli'nde. Sultanbeyli, oturayım mı azıcık şöyle? Tamam. Sen Sultanbeyli. Yakın burası da Sultanbeyli. Burası Dudullu. Ha, burası Dudullu. Sen Sultanbeyli'desin. Evet. Burası da ama kocaman mutfakmış. Ne evet, sıkıntı evet oldu ki, anlat bakayım. Ya şey, zaman olarak biraz zamanın azizliğine uğradık. Nasıl? Zamanın azizliği. Evet. Ya iyi kullanamadık. Ah, zaman kimleri azizliğe uğratmıyor ki, iyi kullanamadık. Peki sen şu şeyi Allah aşkına dur. Bu çapkın tavşan çorbası ne oldu ki? Tavşan pişirdim deme bana. He? Hayır, şöyle göstereyim. Bu... Neresi çapkın bunun? Çok mazlum görünüyor. Çok halim selim kendi halinde. Özel olarak. Ev çorbası gibi. Evet, ev çorbası. Nereden geliyor bunun çapkınlığı? Ya bunu ben eşimle kendim bir karışım yaparak bulduk. Eşinle? Yani biyolojik olarak çalıştık bu evde. Biyolojik olarak çalıştınız. Peki gariban ratatuy. Zaten ratatuy sırf sebzeden. Ratatuy sebzeden oluşuyor. O hani etli bir şey olur, etini çıkartırsın. Gariban olur da bunun nesi gariban? Bu nasıl, nesi gariban? Neden gariban? Şurada zaten kendisi. Bakayım. Fırında mı pişirdin bunu? Bunu direkt odun fırınına götürdük. Dışarıda pişirdim. Ha, dışarıya götürdün. Tabii, özel odun olarak fırınına. Nesi evet gariban? Gayet iyi görünüyor. Ya, gayet varlıklı görünüyor. Şu zamanda varlıklı ama eskiden gariban usulüydü. Öyle miydi Fransızlar? Öyleydi. Aşağı Paris'te, evet, evet, Saint Germain oralar falan, evet, değil mi? Köşe oralar taraflar. O aşağı şeyi, kasabalar. Aşağı, ha, kasabalar. Kasabalar. Tamam, salata mı o, ne o? O salata,
Bir de ne vardı? Şey vardı, dur. Panzanella. Panzanella. Ha, evet. Türk usulü panzanella. Nesi Türk eksik? Türü. Ekmeği mi? Ekmeği var. Ekmeği var. Soğanı mı yok? Soğanı... Bu neden Türk usulü oldu? Zaten orijinalde böyle değil mi? Soğanı yok bir tek, kırmızı soğanı. Evet, kırmızı soğanı yok. Evet. Yani kırmızı biberi var ayrıyetten özel olarak. Anladım, güzel. Tabii. O da öyle. Yani da bu isimleri sen buldun herhalde. Evet. Özel tarifler evet. Değil. Kazanırsan ne yapacaksın o 5000 TL'yi? Çocuğum olacak da. Hamile mi işin? Evet, eşim. Tebrik ediyoruz. İsmi ne? Eşimin mi? Eşinin. Zeynep. Zeynep kaç ay kaldı doğuma? 25 gün falan kaldı. Bir ay sonra evet. Baba olacaksın. İlk çocuk mu? Evet. Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin. Sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin. Adı ne olacak yavrunun? Adı Doğukan Tan olacak. Doğukan. Doğukan olacak. Tan erkek geliyor. Erkek geliyor. Doğukan'a gider tabii paralar. Tabii ona gidecek. İyi hadi bakalım. Odasına sağlıklı bir doğum nasip etsin Allah diyelim. O zaman içeri geçelim. Ay baba olacak Emrah. Heyecanlıyım. Vallahi. Baba evet. Olacağın için mi yoksa yarışma için mi? Her ikisi de. Baba olacağım evet tabii her ikisi de. Yoksa sen Doğukan için mi katıldın yarışmaya? Yani ha? Aslında tam öyle değil de hani... Yemek becerisi. Bir de ben zaten röportajda da anlatmıştım. Oğuz Bey vardı kum şeyi. Evet evet. Tabii onunla olan bir diyalog vardı. Kendi gününde şey yapmış, susmuştu. Belki hatırlarsınız siz. Evet. İşte ona biraz biz eşimle izlerken sinir olduk. Ya işte Oğuz abi niye kendini savunmuyorsun falan. Evet. Hani biz de oradan gazı alarak... Ha kendini savunamayan bir yarışmacı görüp... Gerçi çok güzel. Sordular ona ne eti, dinozor eti falan demişti hatırlıyorum ben. Evet. Sen şimdi Oğuz için mi katıldın yani yarışmaya? Ya onun için değil, ondan şey alarak. Feyz alarak diyorsun. Feyz alaraktan öyle bir... Yanlış örneği almışsın. Çok yapma. İnşallah senin sonun benzemez. Peki İnşallah. Kapıyı aç. İstersen Oğuz'a da buradan tabii ki sevgiler, selamlar. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şöyle alayım ben şunları. Şöyle vereyim. Tamam. Nasılsınız? Nasıl geçti? Var mı talihsizlik? Var. Gürbüz tam senlik menü. Zuhal Hanım keşke sadece çapkın tavşan olsa. Öyle mi? Niye? İsterseniz Emrah'a sorun. Neler var ya? Bugün büyük sürprizler var. Ben yemeği gördüm, salatayı gördüm. Ha ara yemeğini görmedim. Sırniki miydi? Merhabalar. Sırniki. Merhaba, hoş. Ay pembiş dişli çok tatlış çok olmuşsun. Hoş geldin. Siz de çok tatlısınız. Teşekkür Merhaba ederim. Merhaba Ali, hoş geldin. Merhaba Zuhal Hanım. Merhaba Gülnaz, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Gelin bakayım dizilin gençler. Merhaba Sevdiye, hoş geldin. Evet, Emrah'a geldik. Bugün de Emrah'ta toplandık. Evet. Evet, herkes geldi. Gel bakalım Emrah. Başımıza talihsizlikler de geldi. Talihsizlikler? Evet. Ya talihsizlik mi yaşadınız? Evet, yaşadık. Ortada bir menü göremedim de ben. Sen ne gibi talihsizlik? Ya tatlıyı zamana karşı yarıştım biraz, yetiştiremedim tatlıyı. Tatlıyı yapmadınız mı? Yapmadım. Tatlı yok mu? Yok. Söylemedin bana mutfakta. Söylemedim, masada açıklayayım dedim Zuhal Hanım. Menüyle bir de tatlıyı yetiştiremediniz. İzmir Atomu yok mu şimdi? İzmir Atomu şöyle çok olacak. Çok da severdim ben onu. Zuhal Hanım. Ben de çok severim. Çok değil mi? İzmir bombası. İzmir bomba. Ona. Hatta dedim yani İzmir bombası gibi olacak. Nasıl ya? Tatlın yok yani yok şu an. Yok maalesef. Ya. Ben Zuhal Hanım ortada zaten menü yok. Ben hayli hayli yetiştirir. Yani ben de üzerine keyif bekledim ya. Bir de tatlıyı da yetiştirememiş. Ben şok geçirdim şu an. Şu an ben de şaşkınım çünkü mutfakta sohbet ettik de bana onu söylemedi. Masada evet, açıklamak istemiş. Zuhal Hanım aslında mutfakta söyleyecektim. O an dedim neyse masada. Hayır önemli değil ne zaman söylediğin de yani tatlın yok. Ama şöyle bir önerim var Zuhal Hanım. Nasıl sizin de var? Tabii müsaadeniz olursa. Yine bu eve geldiler misafirler. Hiç kimse tatlısız gitmesin. Eğer kendileri de kabul ederse puanlasınlar, puanlamasınlar. Hı hı. O önemli değil. Önemli yarım olan, yaptın öyle mi vereceksin? Evet, yok şöyle. Nasıl? Sipariş edeceğim. İstedikleri tatlıları. Bence kabul etmiyorum. Neden? Sen onu puana yine katma yani. Benim hoşuma gider, ben isterim. Tamam. Buyur. Bence veririm. Puanlamaya katmayacağım, yeter ki tatlı. Canan geldi aklıma. Tatlıla bitirelim. Canan, dışarıdan yok. Künefe mi söylemişti? Kadayıf, Canan'dan beridir hiç böyle bir şey... Dışarıdan sipariş edeceksin. Evet. Oğulcan da geldi aklıma. Hayır, kötü bir şey mi yani? Yeneyi... Değil tabii. En azından tatlıyla bitirmiş olduk. Yani her istediğimiz siparişi verebiliyor muyuz? Nasıl verebilirsiniz yani, ya? İstediğiniz her şeyi sipariş edebilirsiniz. Söyleyebilirsiniz. Emrah. Ben de soğuk baklava... Yapmadınız. Açıklama yapıyorsunuz. Yani gülüyorsunuz şu an. Ya ne yapayım, ağlayayım mı? Yani bence ağlayın. Hayır yani şu an yetişmemiş bir şey olmamış yani. Olmadı. Ne nasıl yapalım? Olmadı sizin, ama? Sizin de benim... yarın gününüz var. Tamam, belki sizin de olmayacak. Kükreyelim mi size? Kükreyeceksiniz gerekiyorsa. Burası bir yarışma.
tamam. Ya menünüz de öyle zor bir şey değil. Ana yemek gördük boşuna yani. Boşuna bize zaman kaybettirmeyin dışarıdan söyleyip. Sizin sunmadığınız, hazırlamadığınız bir şey. Arkadaşlar yemeğin o zaman ne yapalım? Zorla ağzınıza mı tıkayalım yani? Ya ben yemek istiyorum. Tamam Ali Bey. Sen tatlı dışarıdan yemek istiyor. Tatlıyla bitirelim bence. Ya Ali Bey gerçekten siz de bir tuhafsınız yani. Ya ben yemek istiyorum. Ben siz yemeyebilirsiniz. Yani. Ya nasıl aşçılık mezunu? Ben gerçekten ben bu, ya bu sofrada ben bir aşçıya böyle bir cümle yakıştıramıyorum ya. Evet, yani çok olumlu değilim ki. Ha çok ılımlı davranıyorsunuz ama şu an size normal gider. Ben tatlıyla bitirmek istiyorum. Gerçekten yani menü 4 çeşit olmuş oldu. Neyse hanım şaşırtmayın. Zaten menü az en azından bir tatlı da göre. Kesinlikle aynen. Kesinlikle. Zaten ben orada sizin puanınızı verdim. Yani ben börek hakkında çok açıklamaları açıklama yaptım da siz bir anlamamak için. Yazık değil mi yani boş boş hani gidip de masal masal gidip de tatlı almasın. Ben daha fazla bu konu hakkında açıklama yapmak istemiyorum. Ya her gün puan basıyorsunuz Ali Bey yani şu an yemeğini yani bir menüsünü yetiştirememiş Ali Bey. Ben bu konu hakkında bir şey demiyorum. İkramını ben kabul ederim diyorum sadece. İkram olarak kabul edin yani siz de. Tamam ben kabul etmiyorum. Etmeyiniz. Tamam. Ben ediyorum. Başka isteyen var mı? Tercih etmiyorum. Teşekkürler. Gülnaz, ya boş boşuna masraf olmasın diyor. Ya ben aynen öyle diyorum. Hani zaten menüyü yetiştirmediyse hani masraf etmesin diye söylüyorum. Hayır onun da şeyi derdi herhalde hani tatlısı sizi yani gönder. O amaç o yani. Böyle bir jest sizi kurtarmaz. Tamam ben yine Ali kurtarmaz mı? Zaten kendisi de kurtaramayacağını biliyor. Ya zaten yani. Sadece ikram. Kalkıp da herhalde ki dışarıdan tatlı gelip de o zaman da puan verecek olan yoktur diye düşünüyorum aramızda. Gelmiş olsaydı tamam derdim ama karşımda sipariş olsaydı. Önceden versin sipariş yok, yerdi. Hayır, hani yok hayır yani. Var mı yakınlarda tatlı sipariş? Var var. Hazırlıklı da yani. Yok yani yetiştiremeden sipariş verip de evde bulunsaydı tamam ama hani bu kadar sunum yapacak falan yani bir de onun için uğraşmasın diye söylüyorum. Uğraşmaz bir telefona bakar Ali istiyormuş. Yani telefon... Neslihan Hanım öyle bir tepki verdi ki sanki ben o tatlıyı değerlendireceğim puanlamaya ekleyeceğimmiş gibi bir tepki Ali verdi. Bey, yani Ali Bey lütfen tepkilerden etkilenmeyin. Dün de sizin üstünüze çok geldiler. Bence o yüzden az verdiniz. Tepkilere kulak asmayın. Ha ondan mı dün 5 puan verdi? Ben de ona dedim neye yorayım bu puan dedim. O kadar beğendim. Ben bir açıklama yapmak istiyorum. Eğer ki çok fazla hazır ürün kullanmasaydı ben kendisine 7 puan verecektim. Ama çok fazla hazır ürün hazır ama başlangıç tabağı bayağı uğraştıran bir tabak aslında. Farkında mısınız? 12 çeşit. Order tabağı için konuşuyorum. Bugün 5 çeşit vardı. 4'e mi indik? Neslihan Hanım direkt üzerime saldırdı ama yarın da onun yerine biz de ona kükreriz yani. Tatlısını yetiştiremediği için çok şaşırttım. Aslında yetiştirebilir diye düşünüyordum. Çünkü zaten 5 çeşit bir menü vardı. Yetiştiremediği için şok oldum. Tatlısını yetiştirememiş olması zaten ayrı bir skandal. Yani zaten menüsü çok kolaydı. İlk röportajımda eve daha gelmeden onu yetiştirebileceğini düşündüm. Hatta o tatlıyı da şevkle bekledim yani. Çünkü seviyorum İzmir bombasını. Tatlısını yetiştirememişti. Bu kadarcık bir menüyü yetiştirememesine şok oldum. Tatlı da sevdiğim bir tatlı, güzel bir kapanış olabilirdi. Ama dalga geçer gibi lakayt katılmış olduğunu düşünüyorum yarışmaya. Bugün menü yorumlamasında ben zaten menüsünü çok basit buldum. Normal şartlarda yetiştirmesi gerekiyor dedim. Ama kendisinin çok basit olmasına rağmen yetiştiremeyeceğini söyledim. Beni şaşırtmadı. Haklı çıktım yorumunda. Sevdiye Hanım'ın masasını ben Gülnaz Hanım'ın masasından daha çok beğendim. Tat olarak, lezzet olarak. Nasıl beğendiniz? Söyleyip beni motive etseydiniz. Ama dediğim gibi çok fazla hazır ürün kullandım. Ama dün dedi. Ben Gülnaz'ın böreğine bu pizzayı tercih ederim. Ali Bey bana karşı bir şeyi var yani. Ne bileyim yani takıldı benim sofraya. Pişmemiş böreği de beğendim demesi. 6 puanı da çok görmesi falan. Yani ben acayip şekilde anlamadım. Ali Bey dün tepkilerden etkilendiği için bana düşük puan vermişti. Bugün hepsinin vicdan azabı duyduğuna eminim. Dün özellikle bu börekte yapmış olduğu yanlış yorumun üzerine bizim çok evet tepki gösterdik ama bu tepkiyi de hak ediyordu. Yani çünkü yani masada 4 tane bu işin uzmanı olmayan kişi var. Ve sen orada bütün aşçıları temsil ederek ben gastronomi mezunuyum diyerek oturmuşsun. Yani pişmeyen böreğe pişti diyorsun. Bizim senin üzerine gitmemiz çok normal. İyi ki de gitmişiz. Belki de biz zaten üzerine gitmeseydik daha yüksek bile puan verebilirdi. Ya Ali Bey'in zaten tam ne istediğini ben anlamadım ki. Bir bana saldırıyor. Ondan sonra öyle diyor. Olmamış şey evet diyor. Olmuş şeylere de farklı değerlendiriyor. Kalkmış benim masamı hala eleştiri yapıyor. Sanki bir düşmanlık, bir hırsı varmış gibi. Tam çözemedim ben bu Ali Bey'i. Aslında sevdiği hanıma ben daha yüksek verebilirdim. Hatta 7 bile verebilirdim. Ama gerçekten çok fazla hazır ürün kullanmıştı. Bunu da değerlendirmeye kattığım için mecburen 5 vermek zorunda kaldım. Yoksa Gülnaz Hanım'ın masasından
daha bir şık bir masası vardı. Lezzet olarak daha iyiydi. Kesinlikle yorumlardan dolayı değil, çok fazla hazır ürün kullandığı için böyle bir puan verdim. Bu ne ya? Yani... Kuru gül. Hiç kuru gül masa gerçekten çok kötü. Şunlar benim servisim mi acaba Ali Bey'in? Valla ortaya bırakmış, isteyen alsın. Ben ortaya bırakırım arkadaş demiş tabağımı, daha çanağımı. Daha yakın, o senin, sana daha yakın gibi. Evet. Bu da bana daha yakın. Sanırım benim. Masa acele. Çok kötü. Benim tatlı çatalım yok galiba. Sen böyle konuşmaya devam eder, sana zaten yemek de yok. Zaten tatlı da olmadığı Hanım'ın da yok, yetiştiremedi. Bir saniye, hemen burada bilir kişiye dönüyoruz. Gürbüz. Zuhal Hanım. Ne oldu? Bence Emrah yemeklere yeterince hakim değildi. Aa. Çapkın tavşan çorbasını bile kendisi bulmuş. Söyledi, karımla biyolojik olarak bunun üzerinde çalıştık dedi. Biyolojik kısmını da anlamadım. Laboratuvarlar falan mı? Yani neresi çapkın, neden tavşan? Ben zaten Allah, hiç beklemiyordum. Korusun çal, tavşan mı dedim, şey yaptı falan. Tavşan olduğunu hiç sanmıyordum zaten de. Tavşan yok muymuş? Evet. Tavşan mı istiyordun? Evet, tavşan bekledim ben. Ayy, nesli. Hayır lan, Zuhal Hanım zaten ben tavşan çorbası zaten deyince hani ben de şey düşündüm. Acaba tavşan mı olacak yoksa süs olarak bir tavşan falan. Ay biz böyle ya, bir menüye gerçekten onay verir miyiz sizce de? Yani. Bunlar zaten ekipler, bunlar birleşmişler herhalde. Anlamadım. Teşkilatlar bunlar. Ali, Gülnaz Hanım hariç hepsi. Bu da tadımlı çorba vereceğim. Ya ben gerçekten bu masayı gördükten sonra bir mutfağı kontrol etmek istiyorum. Yarışmacıya sorarak tabii ki gidebilirsin. Ama git oradan tamam, sor istersen. Buradan şu an seni duymaz, röportajı var bir yandan. Allah Allah, niye böyle oldu? Zamanın azizliğine uğradım dedi ama. Emrah Bey, mutfağınızı görme şansım var mı? Tabii, mutfak sizi bekliyor. Bir bakalım. Son bir dakika kala giyinmeye gitti. İyi bari üstünü değiştirmiş. Emrah Bey, niye yetiştiremediniz? Çok merak ettim ya. Ben gerçekten yetiştirirsiniz diye düşündüm ve tatlıyı ve salatayı gerçekten... Bana, Ali Bey. Ya şaka mı? Ya abi, 2,5 saatin vardı zaten, kızartma yapmışsın. Yani bu ne abi? Bu ne? Bu arada Nesli mutfakta... Nesli içeride bir şey yapıyor Nesli Hanım. Değişik sesler çıkarıyor, ne oluyor acaba? Kendi kendine mi konuşuyor? İnanılır gibi değil, rezalet ne? Bu ne? Ne? Hayır, ne? Emrah Bey, bu ne? Yani bu ne? Zeytin. Allah'ını seversen. Zeytin. Aa, böyle mi yani? Böyle mi bıraktınız? Tamam da ben, sen bunu yemeyeceksin ki, ne yapacaksın? Tamam da bir şey söyleyeceğim. O kadar yani menünüz o kadar basit ki zaten. Hani tavşan çorbası dediler. Tavşan da yokmuş içinde. tavşan mı olsun içinde, ben anlamadım ki. Şimdi çoban bir dakika. Bir dakika, zaten gerisi. Ben konuşacağım. Buyurun, çoban dinliyorum. Çoban salatasının içinde çoban mı bekliyorsunuz? Ağrıdan inmiş çoban mı olsun? Ne olmuş ya? Hayır, ben anlamadım. Salatanın böylesi gerçekten inanılmazsınız. Yani... Meksika salatasından Meksika'nın hani vatandaşları mı çiftliyorsunuz? Tabii ki de beklemiyoruz da o diğer menü ara sıcak, ana yemek, tatlı. Yani ben dedim ki en azından dedim, tavşan çorbasında tavşanın dedim uğraşmıştır dedim yani. Tamam da tavşanı ki bulamadım, ormana yani gittim yoktu yani. Dün benim 5 çeşit ordör tabağım vardı. Bu çorba... Onun muadili kesinlikle olamaz. İçinde tavşan eti de yok. 1,5 saat ay, sürecek bir zaten pişirme süresi de yok. Çok zayıf bence ve kokusu menü da şu biraz, an hoş değil. Evet. Ben de zaten bugüne kadar hiç tavşan yememiştim. Dedim ki acaba çorbanın içinde tavşan mı olacak, aman, nasıl aman, bir şey olacak diye. Şaşırdım. Bir de çapkın deyince neden çapkın dedim. Ha bir de niye hani çapkın? Niye çapkın? Bir görsel bile yok. Yani ben de görsel bari, belki bir, evet, bir oyuncaklı bir şey yapar. Acaba ne yapabilirse hani, gerçi evet, hani belki tavşan origami Oğuz'u çok seyretmiş, etkilenmiş. Belki Oğuz gibi origamiden tavşan yapıp kenarına koyar belki. Ben açıkçası hiç isimle alakası olmayacağını düşünüyordum zaten. Ya bir şey söyleyeceğim, trollüyorsunuz siz yarışmayı ama. Yani siz gerçekten, ben hiçbir ciddiyet alamadım yani. Puan değerlendirirken de buna göre değerlendireceğim. Lütfen, yarın sizin gününüz ona göre. Evet, benim günüm yani. Yani. İşte ya şaka ben gibi, onu söyledim. Gerçekten şok içindeyim yani. Ben anlayamadım. Uydum gerçekten. Ben zaten ekle bile bulamadım tavşan çorbasını. Bir beyaz tavşanı olsaydı çağrıştıracak bir şey olsaydı. Ben... En azından bir pompon. Yani mutfakta yani çok kötü durumda. Yani tavşan çorbasının içerisinde tavşan yokmuş dedim. Bana ne dedi biliyor musunuz? İşte çoban salatasının içinden dedi, çoban mı bekliyorsunuz dedi. Bunu dedin mi gerçekten? Hayır, hünkâr beğendiden hünkâr mı çıksın istiyorsun? Ben ne anladım? Diyor ki tavşanını niye bulamadınız? Sen böyle bir düz mantıkla mı değerlendiriyorsun? Hayır, Zuhal Hanım diyor ki
Bence gülünecek hiçbir şey yok bu arada. Benim mutfağım tertemiz, her şeyin üstü evet, kapalıydı. Gerçekten çok gerçekten özendim. Gerçekten hakkınızı yiyemeyeceğim o konuda. Gerçekten yani. Gerçekten harikaydı yani. Her şeyin üstünü hakkını yemedin zaten canım. Dört vererek mükafatlandırdın. Hediye saçlandırdın dört vererek Neslihan Hanım. Hem mutfağımı notlamış oldum. Bakayım bugünden sonra yani, pişman olacak mısın Sevdiye'ye verdiğin puana? Dur göreceğiz bakalım. Daha yolun başındayız. Tezgahın içerisinde şeyler, zeytinler yırtılmış tezgahın üstünde duruyor. Bütün yemeklerin zaten üstü açık. İnanılır gibi değildi ben yani... Bilmiyorum ya. Hayır şimdi... Keyfim kaçtı gerçekten. Hünkar beğendiğin için de hünkar mı çıksaydı? Tabii ki yani... Ekmek de yok. Böyle bir mantalite yok kadar. Da. Hayır savunmaları ekmek... çok tuhaf. Çorba yetmedi. Neyse ben az içiyorum zaten. Ne, o zaman ben gerçekten dün Sevdiye Hanım'ı ayıp ettim yani. Gerçekten ayıp ettiniz. O kadar da değil de yani sizin çok menüde... Kırıldım. Birçok göz ardı ettiğiniz şey oldu. Benim sunumumla bu masa kıyaslanamaz bile. Hayır kesinlikle kıyaslanamaz. Bakın bari o konuda haklısınız. Sevdiye Hanım ben dün kendi masamı savunduğumda hani sizin masanızın günü değil demiştiniz. Şimdi beni nasıl anlıyorsunuz? Benim niye bu kadar az çorba evet, servisim? Evet herkesin... Kalmadı herhalde. Kalmadı. Kalmadı. Aksilikler komik niye mi? Böyle böyle oluyor ben anlamadım yani. Sen yemek yapıyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Hayır Zoran içeride biz burada hayır, konuşurken... Hayır sen normal hayatında yapıyorum. Yemek yapıyorsun. 9 bardak attım. Şunu görebilirdiniz. Bari hepimize ortalama koysaydınız i̇şte, da şık dursaydınız. Ama oraya koydum. Ağzına kadar evet, evet. Doldurmuşsun. Bari ondakini Emrah ona koyaydın. İşte o an... Ekmek yok mu? Neslihan Hanım o an geldi. Peçete. O an geldi benim kafam tamamen gitti yani. Tamam da yani herkesin hayır. Mutfağına girdim. Dün Sevdiye Hanım'ın mutfağına girdim. Bugün de benim mutfağıma girmiş. Benden müsaade şey de istemedi ha bu arada. İstedim müsaade. İstemedi. Ben müsaade istedim. Yok istedim müsaade. Hayır istemedi. Nerede istediniz ya? Emrah Bey. İstediniz mi? Kafa iyice gitti yani. Emrah Bey, mutfağınızı görme şansım var mı? Tabii mutfak sizi bekliyor. Bir bakalım. Tabii bakabilirsiniz dediniz ya, öyle girdik mutfağa. Aa dedi, şimdi de dedi ki müsaade istemedi diyor. Hayır. Hangisine dedi, inanalım? Çekimlerde görürsünüz gayet de izin verdi, o şekilde girdim. Girmez olaydım, keşke izin vermeseydi yani. Aa! İzin, ya ben belki o an sinirden izin istedim istemedi mi tam hatırlamıyorum. Ama yok izin istemedi, geliyorum dedi. Gelmiş bir insana ben ne diyeyim? Gelmiş yani şimdi benim izin vermem lazım ki onun ayağa kalkması lazım. Öyle olması lazım. Yani misafir adabı öyledir. Sıkıntı yok. Ben onlara imser olacağım. Neslihan Hanım zaten hafta başından beri herkesin mutfağına giriyor. Yani benimkisine de büyük bir ihtimal girecektir. Yani şaşırmadım. Zaten tatlısını bile yetiştirememiş. Ona rağmen gidip mutfak kontrolü yapmak çok saçma oldu. Ne bekliyordu ki mutfaktan? Neslihan mutfak kontrolünü iyi yaptı. Çünkü ilk benim günümden başladı. Ben de zaten mutfağımı toparlamamıştım ama yine de izin verdim. İkinci gün yarışmasında da aynı şey yaptı. Üçün her gün değerlendirmesini isterim yani. Nesli mutfak kontrolü yaptı. Yapmasaydı daha iyiydi. Zaten daha ilk başta serviste çıkan kıldan, servis masanın düzensizliğinden, tatlının olmadığını söylemesinden dolayı zamansızlığından mutfağın kötü olacağını tahmin ediyordum. Her şeyde iki kere düşünüp tadına baktım maalesef. Böyle çapkın tavşan diye bir şey hiç duymadığımız, görmediğimiz, yemediğimiz için doğal olarak sana soracağız tabii ki Emrah yani ne var içinde diye. Ama ne yani tavşan mı çıkaraydım içine? Den bu bir cevap olmamalı. Hayır, o kendisi Neslihan Hanım diyor ki tavşan diyor? Bulamadınız mı diyor. Hayır, Emrah Bey, bakın, siz, evet. Siz senaryo yazıyorsunuz ya şu an resmen. Hayır, ben yalan mı söylüyorum? Evet, ben... yalan söylüyorsunuz. 50 daha tane içeride... kamera var yani. Evet, var. Bizim var mı o kadar kamera, 50 tane? Şimdi Zuhal Hanım, hanımefendi ayağa kalktı. Evet. Mutfağa kadar geldi, Emrah Bey mutfağa geliyorum dedi. Ben şimdi sen ayağa kalkmışsın, gelmişsin, mutfağa girmişsin. Ama sen buradan seslense duymazsın, röportajım var diye oradan müsaade. Herkes öyle, dün Sevdiye'ye de öyle yaptı. Evvelsi gün Gülnaz'a da öyle yaptılar. Siz öyle mi yaptı? İçeri girdikten sonra mı geliyorum dedi? Kalktı. Buradan masadan kalktı. Bağırmamak masadan, için. Masadan bağırmak hoşlanmıyor. Gerçekten izleyince herkes görecek zaten şu an yani yazdınız oynadınız yani. Peki bir içelim şu çapkın çorbayı. Şu kaşık sanırım benim. Kaşıklar falan da lekeli. Bir damla değil hatta 3-4 yağ sıçramış. Ya abi, yağ değil o ne yağ. Ne malzeme kullandınız acaba? Hani? Güzel mi? Yok, özelliğini soruyorum. Yani çapkın dediniz ya, o biraz şey oldu bana. Neden çapkın? Şöyle, içinde belki de kullandım. Özel havuç kullandım içinde arkadaşlar, havuç. Çapkınlığı neresinde havucun? Ben anlamadım gerçekten. Neresinde olmasını istersiniz ki? Onu anlamadım. Yani hayır, ben isimle çorbayı bağdaştıramadım. Hayır, ben şimdi çorbayı açıklayacağım. Size açıklamama da izin vermiyorsunuz tamam, ki. Tamam, lütfen açıklayın. Tamam, açıklasın, lütfen. Anlatsın. Gülnaz soru sordu. Neler var içinde? Havuç var, soğan var, bal var. Bal? Bal da var. Hmm. Baharat çeşitleri köri var. Köri var herhalde. Yok. Köri yok. Acı biber. Acı var evet. Pul biber var. Kekik. Kekik var, pul biber var. Aha. O şekilde. Şimdi mercimek havuç... mi koydunuz? Yok yok mercimek yok. Havuçla
soğanı kızarttım. Kızarttın? Kızarttın. Ondan sonra su ekleyerek kavurdum. Soğanları yaktınız mı? Yanmış soğan var mı? Havucu neden kızartma gereği duydunuz ki? Çok keskin. Havucu blender'da geçirdim çünkü. En blender'dan ilk başta. İlk başta şey yumuşamasını istedim. Ondan sonra blender'da. Doğru mu Ali Bey? Yani doğru. Böyle başta bir... zaten yağda kızartması gerekiyor daha sonra. Hayır yani haşlamıyor musun mesela malzemeleri? Haşladım. Haşladım. Ben 9 bardak su attıktan sonra bir saat haşladım. İlk başta yağda kavuruyor daha sonra suyu ekliyor. En sonunda da blender'a geçiyor. Şimdi tavşan çorbasının tarifini mi söylüyorsunuz yoksa başka bir çorbanın tarifini mi söylüyorsunuz? Bu çorba. Bu çorbanın tarifi herhangi bir yerde var mı? Çorbanın tarifi. Yani yok. Yaklaşık 8-9 çeşit tavşan çorbası tarifi var. Tavşan etiyle yapılan. Çorba? Evet. Aa ben daha yeni ben biliyorum. Görmedim bile böyle bir tarif. Tavşan etiyle yapılır tavşan çorbası. Tamam. 7-8 çeşit tarif var. Binden uzak olsun bu. Man. Yazık ya. Kesinlikle başarısız bir çalışma olmuş. Başarısız bir çalışma. Sanatçı bu eserde duyguyu geçirememiş mi bari lezzeti? Bari ismini farklı koysaydınız. Ama buradan şimdi biz... Neresi çapkın Ali? Acaba nasıl olacak çapkınlığı falan? Tamam Ali Bey. Son tutunacak dal olarak diye bir şey var mı? Siz anca Ali Bey mi olur? Yani, tavşan etinden yapılıyor. Ya tavşan etinden tavşan yahni bile yapılıyor. Yani maalesef yiyenler var. Keşke yani. Keşke bu öyle adı söyleyeyim. Verince bir baksaydınız. Tamam yani, da çapkın tavşanı bir... Bir saniye bir şey merak ediyorum. Buyurun. Şimdi sen eşinle bu çorbayı durduk yere bir anda hani bazen insan öyle uydur kıydır yemekler yapar ya evde. Öyle bir anda mı ortaya spontane çıktı? Yoksa siz bir yerden yola çıkarak neden çapkın ve tavşan ismini koydunuz? Ya da bunun hikayesini merak ettim. Hikayesi şöyle. Heh. Biz normalde çorba arıyorduk. Hani ne için? Katılmadan önce hani ne yapalım? Ha yarışma için. Tamam eyvallah. Çorba arıyorduk. Sonra tamam. Ne yapabiliriz? Hani hep sıradan şey. Herkesin işte mercimek hep bilindik onları çorbalar. Yapmayayım dedik. Yani onları tamam. Yapmayalım dedik. Güzel bir hani çift güzel noktası. Bir şey yapalım dedik. Hani tamam. İzleyiciler merak etsin. Hem evet. Yarışmacı arkadaşlar merak etsin. İşte ben herkesin merakını gidermek için evet. Soruyorum. Sonra? Ondan sonra bazı tariflerden karıştırarak. Hı. Mesela bunda ballı kimyonlu çorba diye bir şey var. Belki biliyor musun? Bilmiyorum. Bal konulan çorba biliyorum. Evet. Onunla bir de üzerine biz bal ekledik. Mesela şey birkaç işte kekik pul. İsmini kim buldu? Tavşanı eşim buldu, çapkını ben buldum. Çapkın sizi temsil ediyor olabilir mi? Allah korusun. Aynen. Yani evet ben de ondan korktum. Yani ismi nereden buldu, nasıl icat oldu, nasıl bu tarife ulaşıldı diye merak ettim. Bence öyle bir isim tercihi yerine en azından içeriğinde kullandığınız malzemelerle bir isim koysaydınız. Havuç işte. Havuçlu bağlı koyabilirdiniz çorba mesela. Diyebilirdiniz mesela. Bence en azından ya. Bu tepkileri almadı. Yani orada sevecenlik katsın diye dedik yani. Hani bunun bir havuç... Açıkçası bana tavşan itici bile geldi. İtici mi geldi gerçekten? Evet. Çapkın tavşan ismi size... İtici mi geldi? Evet itici geldi. Tavşan çorbasını ben... Bak tavşan çorbası başka. Buradaki çapkın hani oradaki neşeyi simgeliyor. Ama siz bunu çapkınlığı kesilmiş tavşan dedesiniz neyse diyeceğim de. Çapkınlığı hiçbir kısmını neşeli olarak karşılayamayacağım kusura bakmayın. Çapkınlığın neresi neşeli? Şimdi erkeğe neşeli bir durum gibi gelebilir. Mutluluk verebilir de. Bunun hiçbir kimseye burada yok, bir neşe... O zaman mutlu tavşan, gülen tavşan... Ya da sevimli işte, tavşan. Sevimli tavşan, zıplayan tavşan. Yine aynısını söyleyeceklerdi şimdi yorumda. Neyse Allah'tan tavşan eti yok ya o da bir güzel bir şey. Kimyonu çok da, ağır ama. Biz tavşana karşıyız. Evet bu şekilde menşeini öğrendik çorbanın. Beğenmedin galiba sevdiye. Benim için baktınız kimyonu tadına? Baktım. Beğenmediniz mi? Maalesef kimyonu bana fazla kaçmış gibi neyi kötüydü geldi. Be? Siz baktınız mı tadına? Baktım. Benim için kimyonu fazla. Şu an rahatsız edecek bir şey yok. Bir daha bakacağım. Bir daha bak Emrah. Zaten bir daha bakarsanız kalmayacak. Hayır gerçekten ortadan konuşacağım. Hayır tatlı bir şey yok. Sevdiye Hanım dünden intikam alıyor herhalde. Kesinlikle Emrah Bey. Zaten benim 5 çeşit ordör tabağım başlangıcımla bu kıyaslanamaz bile. 4 çeşidi yetiştiremediniz. Bravo. Teşekkürler. Peki Ali? Ben çorbanızı beğendim. İçerisinde... Şaka mı yapıyorsunuz pul biber ya? Biraz. Bir dakika ben önce yorumumu yapayım. Hadi. Lütfen yapın gerçekten. İçerisinde biraz pul biber fazla kaçmış ama ben acıyı sevdiğim için beni rahatsız etmedi. Genel olarak çorbayı beğendim. Tabii isim alakasız olsa da keşke havuçlu ballı çorba deseydiniz. Daha iyi olabilirdi ama ben çorbayı lezzet genel olarak beğendim. Teşekkürler Ali Bey. Bana göre kıvamı iyi. Tadı ama tuzu eksik evet, çorbanın. Evet olabilir o da. Tuzu çok eksik tuzu ama yok, evet. İsmiyle bu alakası mi? Yok. Hayır ben şu an tabağı değerlendiriyorum. İsmiyle alakası yok ama kıvamına göre hani kıvamı iyi ama tavşan çapkın değil. Tamam ismi görmüyorum. Aynen.
tuz lezzet oranı düşük, acılığı normal. Hani bana göre iyi acılık oranı. Hı hı. O kadar. Da tam şey yapamadım, nasıl bir çorba içtiğimi de şey anlayamadım daha doğrusu. Yani ben sonuçta tavşan yok. Aynen. Bir şey söyleyeceğim, bu çorbayı gerçekten beğendiniz mi? Ali Bey'e de diyeceğim evet, de. Evet ben çok beğendim. Yani nasıl? Çok. Ben çok beğendim, hoşuma gitti. Bir şey ben buyurun devam edin. Kusura bakmayın da pazartesiden beri hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. Kusura bakmayın Ali Bey, da. Siz de pazartesiden beri her şeyi beğeniyorsunuz. Ben ya keşlemiş böreği beğendiniz, diyorum. Bunu beğendiniz ya, bu çorbayı beğendiniz gayet yani. Güzel siz de olmuş. Cuma gününe elinize kendinize sağlık, puan gayet güzel olmuş. Gülüz Hanım, siz de yani 8 puan, puan verdi diye mi yani hayır, bu kadar ılımlı davranıyorsunuz? Hayır, alakası yok. Ben hayır ya, o zaman hayır, Ali Bey niye için böyle davransın? Ne alaka? Tamam Ali Bey, onun için işte kendinden beri cuma bir kısmı siz beğenmediğiniz diye bizim... Ya Ali Bey, ben sizin aşçılığınızdan şüphe ediyorum. Gerçekten cuma günde sizden hiçbir şey beklemiyorum. Ben de sizden yarın çok şey bekliyorum, merak etmeyin. Neslihan Hanım, sizin bize karşı bir takıntınız var. Ben de pazartesinden beri hep kendinize saldırıyorsunuz. Arkadaşlar bakın, ben olan masaya da saldırıyorum. Saldırdınız, olmayana da saldırıyorsunuz, olacağı da saldıracaksınız. Aynen. Neyiniz var sizin ya? Doğru. Ben perşembe günü yarışacağım. Eğer benim gerçekten olmuş bir yemeğe olmamış deme lüksüm olsaydı ben bu şekilde davranmazdım. Ben de Ali Bey gibi oynardım. Bence sizi bir kişi kabul edersiniz. Ben de herkese perşembeye kadar. Ben sizin oynadığınızı düşünüyorum. Kimse bana hak etmediğim bir puanı vermesin. Ben şu an... Yok zaten öyle. Ben İnşallah... beğendiğime beğendim diyorum. Kusura bakmayın da siz beğenmediniz diye. Ben beğenmedim. Emrah soruyordun evet. Neyini beğendin? Neyini beğenmediniz onu soruyorum. Soğuk geldi bir kere. Soğuk mu? Soğuk geldi. Bana yeterli orada geldi. Konuşurken... Hayır ben dedim ya tadına baktım Emrah Bey. Soğuk değildi. Değil çok soğuk değildi. Ya. Soğuktu. Yani çok sıcak da değildi. Çok soğuk da değildi. Ortadaydı. Yani yeni bir Ece falan. Olması gerektiği gibiydi yani. İçerisindeki baharat evet. Bal. Hangi baharat? Acı biber. Çok acı fazla biber koymuşsunuz. Fazla mı? Evet. Tamam. Tamam, bir kabullendim bir anda. Hayır, niye kabul ediyorum biliyor musunuz Zuhal Hanım? Bütün seyircileri izliyor. Kimse burada hani acı biber'e laf etmedi. Hanımefendinin ama gerçekten kendisi... gırtlağı yakan bir acılık var. O karabiberdir. Evet. Tamam, ben bir su alabilir miyim bu arada? Su ver. Tabii. İstersen yarışma. Ben alayım mı? Pardon, çorba. Tabii alabilirsin, tabii ki. Kesinlikle ben kendi günümü hesap ederek yorum yapmıyorum. Kimin yemeğini beğenirsem beğendim diyorum. Beğenmediysen beğenmedim diyorum. Kesinlikle dürüst olduğuma inanıyorum. Saçmalıyorlar. Ali Bey bana göre gününe oynuyor. Çünkü cuma günü yarışacak, iyi puan alması için işte bu tarz şeyleri yapıyor. Ali Bey kesinlikle gününe oynuyor. Yani hiç eleştiri yok. Sessizlik. İşte ay böyle işte, olmamış yemeğe pişmiş demesini artık geçiyorum. Sürekli söyledim ama. Şöyle işte sosu güzel değildi, şey güzel değildi. Kardeşim ben de yarın yarışacağım. Ben de perşembe günü yarışacağım. O zaman ben de kendi günümü oynasaydım. Ben de deseydim ki bunun işte şeyi yok. Beğenmedim. 10. Hadi beğenmedim 5. 8. Olur mu ya öyle şey? Yani tamamen Ali Bey kendi gününe oynuyor. Ali Bey gününe oynamaktan ziyade bence yaşından dolayı olan tecrübesizliğinden 4 yılda gastronomi okumasının verdiği yükten dolayı tereddütte kalıyor. Neslihan Hanım gerçekten bizim ayağa kalkmamızı istiyor. Yani ayağa kalkarsak yarın gününde yani onun için iyi olmayacak, hiç iyi olmayacak. Yani bu şekilde devam ederse hani sabrımızı sınıyor şu anda hani gerçekten. Ama olsun yine biz iyi davranalım, iyi geçinelim. Hani bir de çok yapmacık olduğu belli yani böyle hareketler falan. Ne oldu ya? Sanki kendi evinde bu çorbayı içiyor Allah'ım yarabbim. Bu kesin var ya fast food falan dışarıdan her şeyi söylüyordur. Yemek yapmayı da bilmiyor belli zaten. Ben ondan daha iyi yemek yapıyorum. Aslında yetişmeyeceği kadar bir şey abartılı bir menü çok, da değil. Çok lakayt bir sofra buldum ben. Lakayt sofra. Çok lakayt bir sofraydı. Gerçekten hiç memnun kalmadım. Yani başlangıçtan bu şekilde olması. Ben ki röportajda gerçekten güzel şeyler bekledim. Yani beklentilerimi karşılayabilseydi gerçekten bugün güzel bir puan vermek istiyordum. Dalga geçer gibi katılmış yarışmaya yani. Öyle mi geldi? Ciddiyet bulamadın yani yok mı? Yani ben hatta gerçekten sevdiği hanımla Gülnaz Hanım'a verdiğim puandan pişman oldum. Şu an kendimi yargılıyorum. Dedi, yargılıyor. Bunu duyduğum yani, için çok mutluyum. Gerçekten harika ama dedim yani. Çok düşük bundan tuttum. Daha kötü... Yani ama dur daha ara yemekler var. Tabii ama yani var. Sormak istiyorum. Sormadım da şunu niye tercih etmiş? Çiçek mi yok yoksa canım, o şekilde mi ya? Çiçek mi kusuka? Sor. Olur onu sor. Onu da sorayım. Sor. Gülmek ciddi olmadığım anlamına gelmiyor yani. İnsanlar gülebilir, tebessüm edebilir. Hani bunları yapabilir. Sonuç itibariyle hani yüzüm asık geçse bu sefer diyecekler ki hani Emrah'ın burada ne iş var? Ben gülüyorum. Ben acıya da gülüyorum. Sıkıntı yok. Emrah Bey ben zaten haftanın başından beri kendisinde gördüğüm kişiliğinde zaten yemekle alakası olmadığını anlamıştım. Beni şaşırtmadı zaten. Menüsü de şaşırtmadı, masa düzeni de her bakımdan çok yetersizdi. Neden bu yarışmaya katıldı anlamadım. Şaşırtmadı.
Nesli'ye sonuna kadar katılıyorum. Kesinlikle Emrah Bey bu yarışmaya neden katılmış? Kendisi de buna cevap veremiyor. Ben de beynimde oturtturamıyorum. Emrah Bey'in bu yarışmayı çok önemsediğini ben düşünmüyorum. Ya tamam, emek vermiş, hani katılmış, yapmaya çalışmış. Hani çok da rencide etmek istemiyorum kendisini ama olmamış. Yani zaten diğer arkadaşlarım da gördü, Zuhal Hanım da gördü. İzleyenler de görecektir. Ben çok hani önemsediğini düşünmüyorum. Ya yani hani şöyle de söylemek istiyorum. Belki de yetiştiremedi. Yani belki de zamanı yoktu, hazırlanamadı ama bunların açıklaması o söylediği şeyler değildi yani. Nesli Hanım, Emrah Bey'de bir ciddiyet göremedim. Bu yarışmaya neden katıldı dedi. Tabii sofrası iyi değildi. Yemekler de tam değildi. Ciddiyet demelim de işte yemekle pek alakası yok diye düşündüm ben. Ama belki insan kendi böyle hep güler yüzlü oluyor ya, hani öyle olabilir. Ona bir şey demiyorum ama en azından sofrayı tam çıkartmasını isterdim. Genel olarak biraz ağır çalışmışsın. Evet, ağır çalıştım. Ağır mısındır? Fırına gitmişsin ama 1 saat 20 dakika kala süren gitmesine. Neden fırına gittiniz? Zaten sebze içinde et evet, yok. Evet, ben de onu soracaktım. Niçin fırına gittiniz? Abimin evi fırın yoktu. Fırın vardı. Yoktu. Şey, yok o makine. Muydu? Bize aşağı güzel bir odun ateşinde lezzet tattırmak için değil yani, fırın yok, olmadığında. Ama alt katta da fırın vardı. Ben dedim ki en azından bu fikir geldi. Normal fırına gidelim. Oradası bir lezzet katsın ama ısınmaya aşağıya götüreceğim. Okey, anladım. Isınmaya yemeği aşağıya götürecekmiş ya. Bugün yeriz inşallah. 10 dakikayı bir saniye aynen geçse saymam. Peki, ana yemekte sen de yarışmaya katılırken abinin evinde katılacağını biliyor muydun? Bilmiyordum. Önce ben adresimi Maltepe olarak vermiştim. Evet. Son anda bir değişiklik oldu. Orasıyla ilgili bir aksilik oldu. Anladım. Son anda burası oldu. Son dakika olduğu için mesela peki, yemek takılmıyor. Peki yani alt komşudan bir ödünç alsaydınız veya birisi getirseydi bir fırın buraya olmaz mıydı? Ya da sen evindekini getir. Sultanbeyli'de oturuyormuşsun. Senin çok evinde uzak, var. Uzak ama. Ama arabayla getirebilirdin fırın. Ben de biliyorum, davul fırınlar getiren, yedek tüpler getiren, 6 tane düdüklü taşıyan bilirim mesela. Yani, haklısınız. Yani bir tane birisinde mutlaka, ya evindekini arabaya koyacaktın. Zaten sizi ulaştırma görevlerimiz alıyor. Ya yani sırtınızda taşımıyorsunuz ki, evdeki fırını yükleyecektim buraya. Küçük fırın vardır mutlaka, evet, değil mi? Evet. Onu yükleyecektim burada hiç. Yani belki de işler bu kadar sapa sarmazdı. Evet. Belki de çalıştım. Belki de tatlını da yetiştirdin. Neyse sen ara yemeği getir de. Yani çünkü yarışmaya fırın katılacağınız bir hafta evvelinden belli. En az o da. Evet, ben bazıları evden getirmiştim. Daha fazla ama PCR testiydi, şuydu buydu, en az bir hafta evvel minimum süre bir hafta evvel sizin haberiniz oluyor değil mi? Hepiniz o evet şekilde. Yani olmayabilir, burası son dakika karar vermiş olabilir çekim evi olması açısından. Hani burada çekim yapılacak diye. Ama dediğim gibi ya evinden getirirsin ya birinden ödünç. Alt komşudan. En olmadı bizden istersin. Biz size her şeyi tedarik ederiz. Bunu size arkadaşlarım soruyorlar değil mi? Evet. Yani şu her peçetesinden şey örtüsüne, sizin menünüzde olup da bulamayacağınız bir malzeme, ürüne kadar biz evet getirtiriz de. Bize deseydik ki arkadaşlar benim fırınım yok, pekala hemen bir fırın buraya getirilirdi. Ama yani şimdi böyle bir durumda... Açıkçası ben kendimi hiç önemsenmemiş gibi hissettim. Bu sofra maalesef ve öyle hiçbir ön hazırlığının olmaması, yakıştıramadım. Olmaması gereken bir durum. Bu biraz yandı. Yandı, yandı herhalde. Yandı. Bu bildiğin yandı. Neyse. Sıkıntı yok. Burada sıkıntı yok. İçeride sıkıntı olacak arkadaşlar. Ara sıcağı neydi arkadaşımızın? Eritme peynirli sirniki. Lor peynirlisi daha peynirli çok yapılıyor benim bildiğim ama soslarla tatlı gibi de marmeletlerle evet, tatlı da. Bildiğimiz acaba tatlı olarak mı yaptı? Pankek diyebiliriz aslında. Pankek gibi, evet. Evet. A, tatlı olarak mı yaptı, tuzlu olarak mı ama yaptı? Ama lor şey, eritme peynirli dediğine göre tuzlu olarak yaptı. Ha, genelde peynir, onu böyle şekerli de yapıyorlar ya. Evet hani, ama eritme öyle peynirli. Acaba eritme peyniri olarak hangi peyniri vallahi kullandı? Vallahi inşallah şöyle sert ezine eritmiştir. Sert ezine evet. Olmaz, eritme peyniri ayrıdır. Fondü falan yaparken eritme peynirleri vardır ya özel. Evet. Herhalde onlardan birini almıştır diye yani düşünüyorum. Yani onu da almadıysa öyle bir şey beklerim yani. Öyle olursa güzel lezzetli yerim. Bayılırım ezine peynirine. Dur söylemesinler. Bakalım tahmin edebilecek miyiz ne peynir? Ali'ye soralım. Evet. Ne peynir olduğunu. Ali bilir. Üzerinde kullanacağı eritme peyniri mi? Yoksa içerisinde? Yok, evine aldığı yarım kilo kaşar, yarım kilo tulum. Ya içerisine lor peyniri kullanması gerekiyor ama üzerinde... Ne... Eritme peyniri demiş, lor dememiş. Ama hamurunu hazırlarken içerisine lor peyniri ama koyuluyor. Ayrı. Ama eritme peynirli i̇şte, diyerek evet hamuruna koyması olarak... lazım. Yani buna bayağı tepki gelecek. Ben de bütün masa üzerime çullanabilir. Yani şu an gardımızı aldık. Bakalım ne olacak. Bu sefer Ali Bey mesela çorbayı beğendi. Beni de şaşırttı mı? Aslında belki hakkaniyetli konuştu. Belki onun zevkine, tadına göre iyi
Ali Bey'in çok üstüne gittiler. Ama bilmiyorum ya, kendi zevki. Yani acaba gününde mi oynuyor, oynamıyor mu, orayı bilemeyiz yani. Çeçil peynir olabilir mi acaba? Eritme bilmiyorum. Peyniri künefedeki gibi düşünün. Tatlı olarak da tüketilebiliyor. Mesela, ben çok tercih ediyorum. Pankek muadili ve çok çabuk yapılıyor. Evet, öyle bir peynir de kullanabilir. Su istemiştim i̇şte bu arada, gelmedi ama. Ben su de su istemiştim. Hemen getiriyorum ya, özür dilerim. Orada. Ah canım, sirniki mi bu? Neresi sirniki bunun? Bu sirniki böyle olmaz ki, bir de bir sert. Ne yapmış bunu acaba Emrah Bey, çok merak ettim. Altı da yanmış. Bir de çok sert, yanmış çok sert. Yani yanmış. Şu an içeriden bayağı tepki gelecek herhalde. Şu an gerçekten bana haksızlık oluyor. Ve alın size sirniki. Ben şu an tadıp yorum yapmadım sana. Umarım beğenirsiniz. Beğendiğimi söylemedim. Şöyle buyurun. Daha kesin tatmadım, beğendim merak zaten geldim. Ali Bey. Emrah de. Bey, niye hemen böyle bir şey yaptınız? Bu ne ya? Bu ne? Bir de sert. Bunu bari önünüze getirmeseydiniz. Altı şey, biraz da yanmış. Ne yaptınız bunu? Çok merak ettim. Ona ne yaptım? Arkadaşlar şöyle, daha demin biraz önce oldu. Biraz altı sertleşmiş olabilir. Onun sebebi de burada biraz oturmamdı. Biraz fazla oturdum burada herhalde. Oraya gidip ateşi kapatmam lazımdı. Isınsın diye çorbayı... Ha, altını açık unuttum. Açık unuttum. Ama çok bir şey yok. Bu bir açıklama olamaz yani. Ne diyecektim ki? Bir sunum da yok. Yani çok merak ediyorum. Ali Bey, bir de çok rahatsınız ya. Tadına baktınız mı? Yani çok rahat açıklama yapıyorsunuz. Ben unuttum. Dalga ben işte şey yaptım, bunun içinden bu mu çıkacaktı? Nesli Hanım, benim ara sıcağıma göre hani sizden ben... 5 verdiniz ya. Tamam, çok merak ediyorum. Daha mı güzel? Zaten. Hayır, daha güzel diye bir iddiam yok benim. Daha hayır, soruyorum yani. Daha mı güzel? Yani bunun yanında mum var arayacak. Da Ali Bey, sizden çok merak ediyorum. Beğendiniz mi acaba? Siz her şeyi beğendiniz mi? Beğenmedim. İçiniz rahat olabilir. Hah, teşekkür ederim. Yesin. Yedim sonra. Peynirin de tadına yedin. Baktım, şeyin de tadına baktım. Siz bu yarışmaya neden katıldınız? Neyinize güvendiniz? Çok merak ediyorum. Nasıl neyime gittik? Sunumunuz yok, masanız yok. 5 çeşitlik bir menünün ilk ikisi fiyaskoydu. Size göre ama öyle. Siz bunu uygun beğendiniz mi? Siz beğenmediniz mi? Ben beğenmedim. Neyini? Hamurunu mu? Hamurunu beğenmedim. Acayip yağlı, altı yanmış. Sunum yok. Hayır, ne yapabilirdin mesela? Sırnikin bunu düzgün yapabilirdiniz. Yok tamam, haklısın. Bak sana size bir şey demek istemiyorum da. Ya sunum olarak ne yapabilirdin? Tamam, bu sırniki. Sunum olarak yok. Bu sırniki değil. Bu sırniki değil. Alakası yok. Alakası ne? Yok. Yani bu bildiğim böyle şey. Sırniki genelde artar ya. Hamur mesela yaparsın evde de artar böyle. Fırında pişer. Yanına böyle tepsinin boşluk kısımlarına böyle koyarsın. Daha öncesinde denediniz mi? Denedim. Böyle mi oldu? Bundan şöyle daha kötü olmuştu. Bu daha iyi. Tadına baktınız. Hiç bizi önemsememişsiniz. Yani. Tadına baktınız mı Emrah Bey? Efendim? Tadına baktınız mı? Tam bakıyordum. Ya bunu çok daha önceden denemeye gerek yok. Bir bakmanızı isterim gerçekten. Allah. Davet sofrasına göre uygun pişmemiş ve sunum olarak da uygun değil maalesef. Peki bu çok merak ettiğim şu kaşar peyniri nasıl bu şekilde koyabildiniz? Hani çeçil bu galiba. Bir şey söyleyeceğim, kaşar mı bu bilmiyorum, acaba? Çeçil peyniri. Sizce ne peyniri yani bu? Nasıl bu görüntüyü nasıl yaptınız? Bence çeçil. Çeçil mi Ali? Ben de öyle tahmin ediyorum. Çeçil. Çeçil. Evet. Üstüne koydum kaşarı. Bari kaşar düzgün eriseydi de bunu kapatsaydı, alttaki görüntüyü kapatsaydı kaşar peyniri. O arada işte Zuhal Hanım girdi. Kapı çaldı. Yani yakın yani. Sizin gelmenize yakındı. Hayır şöyle, Zuhal Hanım yüzünden çünkü değil. Çok oturdu. Zaten 5 çeşit bir menü. Önden çorbanın adına kafa yoracağınıza yapabileceğiniz ısıtmasıydı, servisiydi. Bunları düşünerek hareket etseydiniz herhalde çorbanın ismi için kafa yordunuz. Diğerlerine vakit kalmadı. Hayır, siz bu sırnikiyi nasıl yapardınız mesela? Nasıl ısıtacağınızı bana sormadan önce menü hazırlarken ben bunu nasıl hazırlarım diye düşünseydiniz. Hazırladım işte. Olmamış. Tabii olmamış diyebilirsiniz. Ama buradaki sorun soğuk olması değil ki zaten. Emrah'cığım, buradaki şimdi sorun zaten yapamamışsın ki baştan. Kıtır kıtır neden oldu biliyor musunuz? Neden? Şimdi ikinci defa ısıtmaya başlayınca bu sefer... Ha, o zaman oldu. Kalınlık niye yanlış? Bak efendim? Kalınlık niye yanlış? Bence sen bunun hamurunda hata etmişsin. Evet. Bunun pişirmeyle ısıtmayla alakası yok. Bu kadar sert olmaz. Ne kadar ısıtırsan ısıt. Hamuru hamuruna sert un mu koydunuz? Genelde irmik olması gerekiyor. Un. Bizim yediğimiz mesela irmikli oluyor genelde. Benim bildiğim unlu oluyor. Yumuşacık oluyor. Hani sert olmuyor. Bir de fırında oluyor. Ah, sen de gülleri soracaktın. Al sana. Yemek işte. Yani nasıl bunu önümüze getirdi? 2 çeşit ara sıcağım vardı. Bir de bana bu menüsünü madem biliyor nasıl bana 5 verebildi ya? Büyük haksızlık yaptı bana. Ya zaten iddiası yok. En azından puanları dağıtsaydı ilk gün 8 puan ne verdi. Ne güzel, 208 evet. Verdi. Öyle devam etseydi. Dün niye 5 verdi acaba? Dün de verseydi biraz puan değil mi? Evet, çok ben büyük. Ki yani 5 çok düşüktü sana.
Herkes 5 verdi bu arada. Nesli Hanım sağ olsun 4 verdi. 4 verdi. O daha da şu an pişman. En pişman aranızda şu an Nesli. Nesli Hanım ne yaptım diye. Nesli Hanım 4 verdi. Acaba bu masaya kaç verecek çok merak ediyorum. Bence Ali Bey de belki 6-7 verirdi. Ben arkadaşların söyledim. Baskısından. Tekrar söylüyorum. Söyle. 7 verirdim ama çok fazla hazır ürün kullanmıştınız. Ama bakın en azından önünüze güzel şeyler çıkarmıştım. Yani ben de bir hamur yoğurup önünüze top gibi koyabilirdim ki o bile olmamış. Yani şimdi tabii ben hep aynı şeyi komşuya söylüyorum. Komşuya mı gitti acaba ya? Emrah Bey. Buyurun. Neredesiniz ama? Menü istiyorum. Yemeğiniz masada ki. Sizi görmek istiyoruz. Muhatabımız olarak buraya gelin. Sonra yani bizi kızıyor. Bu... Beni lafa tuttunuz diyor. Bu hamur diyor. Parçasıyla bizi baş başa bıraktınız. Yardım edelim mi yoksa? Yani şimdi ya herkes... Yardım edilecek şey mi var? Allah'ını seversen. İlk gün Gülnaz Hanım biraz servislerde gecikti ama bu masada gecikecek bir şey yok ki. Bu arada ben neyi bekliyorum? Yemeğine bakıyor. Yemeğini tüm ürünlerimi sunarken de hızlı. Hiçbirinizi bekletmedim. Doğru. Aynı anda sundum. Evet, her evet. Şeyimi sıcak sundum. Ve hiç sizi masada yalnız bırakmadım. Evet. Ben de geç sunsam bile ona göre emeğim vardı içinde. Ona göre sundum ama böyle bir şekilde de sunmadım. Yemek? Yemek de yapmadım. Ona farklı bir çözüm buldum. Isınmasına. Emrah Bey ben geldiğinden beri sormak istiyorum. Ocağa koyun mu çözüm buldun? Tüpün üzerine koydum. Tepsiyi koydun tamam. Yine aynı görevi görüyor ısıtıyor sonuçta. Tepside. Tepside tüpün üstünde. Evet. Ha, olur mu öyle? Patlamayız değil mi? Yok adamlar buharla yapıyor yani. Yapanlar yapıyor. Ben buharla yapıyorum. Emrah Bey geldiğimden beri sormak istiyorum. Çiçek mi tercih etmediniz yoksa bu ne? Gülnaz Hanım gerçekten tek sorun çiçek mi yani? Ama gerçekten takıldı ben ona. Hayır yani, bunun ne zararı var onu anlamadım ben. Emrah Bey nasıl gülebiliyorsunuz? Hayır ben sunum olarak bahsediyorum. Hayır bunun ne zararı var hanımefendi siz ama, her şeyden... Hani Emrah Bey ya, hijyen amacından da hoş bir şeydir. Yani tozlu falan kötü, oluyor ya bir de... Hayır hanımefendi bunlar kapalı kutu olarak paket halinde geldi. Siz bilerek mi bunu yaptınız yoksa? Bilerek yap süslemiş işte. Bari kaba falan koysaydınız ya, böyle süs, atmışsınız süs kaçmışsınız yani, gibi. Bir şey demişsiniz yani. Değil. Süs değil mi? Kuru gül bu dedim ya süs hayır, demiş dedim. Sizinki papatya bu da süs yani. O papatya bu da kuru gül. Kuru gül. Evet. Hayır. Başka bir şey demek ister misin? Yok, kuru gül daha ne yapsın tamam. Gülnaz Hanım bence çiçekten daha önemli şeyler var bu masada. Ya hep önemli çiçeklerimiz var. Ben niye taktım? Çünkü niye hani ben yaptım. Gerçekten de sundum. Çiçeğim de güzeldi. Her güzeldi. Şeyim de sofram çok güzeldi. Tamam siz yeterince puan aldınız zaten. 8 ben puan yaptım size. Peki? Ya ben şimdi 8 puan alıp da sussam çiçek sustum diyecektim. Ama bak o nasıl ortaya, yaptı gördünüz mü sunumlarda? Ben de yaptım. Bunları hiç göz önünde bulundurmadınız. Ben de onu soruyorum. Neden hani böyle... Ama siz de bana verdiğiniz gibi ben de size haklı puan verdiğimi düşünüyorum. Eksik bir şey verdiğimi düşünmüyorum. Çok sonra vicdan azabı çekeceksiniz. Yok gayet gördünüz iyi merak etmeyin. Gördünüz bugün masayı. Emrah Bey size 8 puan verdiği için kendinizi riske atmak istemediniz. Hiç öyle bir hakkım şey yapmadım maalesef. Hakkım kesinlikle 5 değildi. Ne beğendiysem onu verdim. Ben size hiçbir şeyi de bekletmedim. Yani siz 2 şeyi mi beğendiniz? 12 çeşitte 2 şeyi mi beğendiniz de 5 puan verdiniz. Yarışma 3'ten başlıyor. Siz giyinememiştiniz. 3 eli atmanız olabilir. Hiçbiri güzel değildi. Yemeklerinizin hepsi buz gibiydi. Servisleriniz çok gecikti. Yani lütfen. Tamam ama sizin de her şeyiniz hazırdı. Servisleriniz yetişti ama tadı tuzu yoktu. Ben de ne yapayım? Aa, tadı tuzu yoktu çok değil mi? Çok büyük haksızlık ama herhalde. Ama bazılarının da tadı tuzu yoktu. Benim suçum ne? Bazıları olmamış şeyleri vardı da. Olmamışlar da vardı. Kesinlikle vardı. Gibi. Buna bir şey tamam. Demiyorum. Duru sudan çorba yaptınız. Duru sudan çorba evet. Yaptım ama bir sürü emek de vardı. Size göre de duru olabilir. Ben emeksiz miydim de 5 puan verdiniz? Kendinizi oynadınız. Peki benimki de emeksiz miydi 6 verdiniz? Sizin ben emeğiniz emeğinize çok saygıdan mı? Verdim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Demin diyecektim de söyleyemedim. Şimdi her el açması yapan insan çok güzel yaptı. Aman da tadından doyamadık yemelere durumu da olmuyor. Yani her yapılan el açması da güzel sonuç verecek diye bir kaide yok. Yani yaptılar baklavalar yapıldı içi hamur kaldı şerbetini çekmemişti dışı yanan oldu yani her el açması da çok güzel olacak ama emek başka bir şey ama oldu bile lezzet emek ama yemek gelelim bu yemeğe bu arada sevdiği beğenmediğini belirtti Ali. Zuhal Hanım anca bu kadar kötü olabilirdi daha kötüsünü hiç yemedim diyebilirim. Benim pizzam mı? Bu. Bunda da sizin pizzayı tercih ederim ben. Her bir gün sen bir öncekini şey ay, yapacaksın. Bir dakika Ali Bey o pizza hazırdı. Hazır tat ne demek? Olarak diyorum. O tat çocuklar olarak, kendinden evet, olarak, mi tamam. Girdi? Burada da çeçil hazır. Ali çok net bir şekilde belirtti yorumunu. Gülnaz? Maalesef olmamış. Kahvaltıda bile tercih etmem gerçekten. Çok sert. Ha, normalinde mi tercih etmezsin yoksa yok, bunu çok mu? Sert. Hani yok hayır bu şekilde diyorum. Nesli? Yok olmamış. Ne yok? Yok yani. Yorum mu yok? Bakıyorum bir şey yok. Ses olmamış. De yok, görüntü de yok. Gerçekten benim Emrah. Modum da gitti hayır, yani. Bunu kabul ediyorum arkadaşlar. Biraz sert olmuş. Evet. Sürekli üstüne gelmeye peki, gerek yok. Peki sen ben neye takıldım biliyor musun? Demin dedin ya provada daha kötüydü.
Yani en iyi bulana kadar prova yap veya vazgeç bu yemekten. Baktın ki provada da yapamıyorsun demek ki sen bunu yapamıyorsun. Vazgeç. O zaman çok çalışacaktın. Ama daha evvelinden prova yapacaktın, sonuç alacaktın, ona göre bize verecektin menüyü. Aynen, çok da kötü olmamış. Hani yenecek gibi de Ali Bey'in de dediği gibi değil herhalde. Ben yerim bunu. Zuhal Hanım ben yerim bunu. Ye afiyet olsun. Hayır. Olay ben yani yerim şimdi... olayı değil ki. Ben de dün o az pişmiş böreği yerdim. Olay ben yerim olayı değilmiş gördüğünüz gibi. Evet tamam yok. Sizin böreğinizde... Dün de Ali'ye kızdık çünkü... Yani sevdiği pişmemişti böreğin bariz çok belliydi. Yani kupkuru hamur vardı hatta Emrah'ın tabağında yani. Ya ben iki çizgi sıcağım vardı. Yani kusura bakma sanki bildiğin yufkayı yani böyle bürmüşün, dürmüşün, getirmişin gibiydi. Şart gibi. Haklı getirdin. Evet 75 derecede 10 dakika ona yetmeyeceği gibi burada da sirniki yani hamurunu yoğururken de hata yapmışsın, pişirirken de hata yapmışsın. Ratatouille'ya kaldı bütün ümitler. Evet. O da fırında pişti. Fırında. İnşallah güzeldir. Ocakta ısınıyor. Fırın yemeği ama ocakta ısınıyor. Ama sen Ratatouille'a baksana. Baktım ben şimdi. Baktın mı? Valla Fransız şefler basar burayı. Tamam. Ne yaptınız bu Ratatouille'u nasıl oldu böyle diye. Şöyle alayım. Hadi bakalım. Tüpün üstünde ısınmaz ki fırın olmazsa nasıl olacak bu iş? Gülnaz Hanım siz de bugün vallahi Emrah Bey'e size 8 puan verdi diye. Çok ılımlı çok yorum kibar, yapıyorsunuz. Çok kibar kibar ılımlı ılımlı. Dün bana maşallah yani yürek yemiş gibiydiniz. Ben bunu beğendim mi dedim? Beğendim demediniz ama neredeyse beğendim dercesine yorum yapıyorsunuz. Yok ben bunu hiçbir şekilde hiç kendinizin farkında değilsiniz. Kahvaltıda bile yemem dedim. Ben hiçbir şekilde öyle demedim. Onun kıvamını falan beğendin ya. Eritme peynirli sırniki çok kötüydü. Hamuru çok sertti, altı yanmıştı. Hiçbir şekilde beğenmedim. Kendi hamur yoğurmuş. Keşke kendi hamur yoğurmasaydı da hazır bir şey yapsaydı ama yapsaydı. Kesinlikle olmamıştı. Hamuru yanlıştı. Yanmıştı. Ve çok yağlıydı. Eritme peynirli sırniki, yani ben sırnikiyi daha önce yedim. Yediğim için bu değildi yani. Sırniki bu değil. Ya bu yağ, ya hamur içerisinde yağdı. Yani ben masada da anlattım. Hani böyle tepside bir poğaça yaparsın da annenle ondan sonra o boşluk kısımlara kalan hamurlardan böyle ediş büdüş bir şey yaparsın koyarsın ya. Hani onu çıkartırsın üzerine hadi bir de ben işte kötü görünmesin şey kaşar atayım da öyle yiyeyim dersin. Öyle bir şey olmuştu. Üzücüydü. Sirnike sirnike değildi. Değildi, gerçekten değildi. Çünkü bizim hep yediğimiz bir sirnike. Biz hani farklı yapıyoruz ve fırında yaptığım bir şey yani. Bu tarz olmuyor. O çok yanlış bir şeydi. Ali, ratatouille yapmışsındır diye. Yani zaten öncelikle okullarda çok öğretilen en değil mi klişe ya, yemeklerden biri. Türlüsü ya da şakşukası diyebiliriz. Gibi evet sebzelerden oluşan. Biliyor musunuz sizler de kızlar? Ben çok severim ama her zaman garnitür olarak kullanırım yaptığım yemeğin yanında. Ben de özellikle onu soracağım. O bir ana yemek değil zaten. Onu bir ana yemeğin yanına garnitür olarak sunması gerekiyordu. Yok ana direkt yemek o ama yemek ana yemek olarak geçiyor ama. Ama şimdi buradaki de bildiğiniz ratatouille. Hatırlıyor musunuz menüyü? Gariban. Gariban. Ben neyi gariban? Heh. Ben de, merak ettim. Ben de onu sordum. Neyi gariban? Ben de onu dedim. Daha nasıl şimdi bu etli bir yemek olur normalde. Sen de etini çıkarırsın içinden gariban dersin bir espri. Ama zaten sebzeli bir yemek. Anamaz belki de mi? Şimdi sebzeler çok pahalı. Ne oldu, ne çıkardı içinden veya ne koydu ana ki buna garibanlık kattı? Ana yemeğine bir de sebze yemeğe yakışmaz. Et olmasını isterim. Yani evet yanında bir şey daha olabilirdi. Yanında daha bir şey olabilirdi. Yani dün tavuk var diye eleştirdim. Basit buldum ana yemeği. Şu an hiçbir şekilde yani bir tane kıyma parçası bile bulamayacağız yemekte. Herhalde Emrah Bey market bütçesinden artırmak istedi. Muhtemelen. Çünkü... Aa muhtemelen. Sahi ne kadar tuttu arttırdı mı? 200 lira falan arttırmış. Ben ana yemeği onlara açıklayacağım. Nasıl ana yemek değil yani şimdi ana yemek olarak da işte bu kişiden kişiye değişir yani sen ana yemek olarak gelsin ben yemem. Et olsaydı olur muydu yani o mu yani? Et kullanmadım ya bıkmadılar mı her gün et. Biraz da garibanın halinden anlasınlar. Gariban ratatouille yaptım ona gelemiyorlar işte. Ben gelince kendinden soracağım yani neden et yok? Yine de et olmasını ben isterim. Hani en azından bir etin yanında... İstesen hani protein arıyor herkes. Belki etin... bir balık atabilirdi şeye, fırına bir yere bir şekilde. Etin yanında garibanı koyabilirdi. Sebzeye yakışırdı yanına değil mi balık sanki? Bir davet yemeğinde mutlaka bir et ürünü olması yarışma gerekiyor. Olunca yani biraz daha iddialı olmak lazım. Evet ben de onu söyleyecektim. Yani sadece davet yemeği de değil bir yarışmanın içerisindeyiz. Baştan aşağı fiyasko çıktı yani. Sen ne oldu çok bayağı bir şey gördün. Ben gerçekten benim moralim çok bozuldu yani. Ya. Böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç tahmin etmiyordum yani. Sevin sen buna bir rakibin yani tabii, şu an. Yani tabii
artı değil, eksi de. Ama böyle de bir masayla karşılaşmak gerçekten istemezdim ya. Yani o kadar heyecanlı bir şekilde ay karnım doyacak diye hazırlandım, süslendim, çıktım. Yorumlarda yani... menüyü kendime çok yakın buldum. Tercih ettiğim şeylerdi. Pratik bunlar, takdir ettim. Tık. Çok büyük hayal kırıklığı oldu. Aslında bakacak olursanız menüde, şimdi sonuçta sirniki de bir hamur işi. Yani sonuçta bir hamur yoğruluyor. İzmir atomu da ona keza yine hamur yapıyorsunuz, içine çikolata kreması koyuyorsunuz. Aslında şeyler yapılsaydı tam olarak fena değildi. Tamam, çok iddialı bir menü değil, kolay. Ama şu ratatouille'nin yanına bir tane de bir protein bir şey atsaydı mesela olurdu. Ya da ara sıcağında bir şey olsaydı. Ya da ara sıcağında bir tane bir şey olsaydı. Ya da tamam, çorbası muhteviyatı açısından fena değil aslında. Baldı, kekik, düşürdü, bir farklı bir şey yapmış. Ama tabii önemli olan yani bunun sonucu maalesef. Bakalım inşallah ratatouille. Şimdi veganın ne olduğunu görsünler. Artık böyle. Ete hayır. Benim kullandığım sunumlarda görüntü bu değil. Sunum bile yok maalesef üstünde. Böyle koyması çok yanlış. Dalga geçer gibi dalga olmuş. Geçer gibi ya olmuş. Gerçekten katılım amacını çözmüş değilim. Sanırım sizi kazandırmak için katıldım. Ah! Ay siz yine gelip bana mı takılıyorsunuz ya? Benim suçum ne? 8 verdi. Ben sormadım. Ben soruyarak vermedim ki. Siz verdiniz 6. Ben soruyarak kimseden puan almadım ki. Neden hep bana takılıyorsunuz? Şunu merak ediyorum. Siz kendinizi 8'lik görüyor musunuz? Niye görmeyeyim? Görüyorum tabii. Kesinlikle yani hak etmiyordunuz. Ya bugüne kadar geldi karşıma gelen masalara göre ben görüyorum yani. Niye hak etmiyorum? Nesli Hanım doğru yaptı size 5 puan vermekle. Ben ama 3 tane el açması seçtiğinizi göz önünde bulundurarak 6 verdim. Yoksa... ben de beğendik şeylerime bakarak ve el açmanız olmamasına rağmen 5 verdim. Yanlış bir şey mi yaptım? Utanacak bir şey yok ki burada. Neyine utanayım? İzlediğinizi anlayacaksınız. Siz de beni daha iyi anlarsınız. Ya ben zaten kendi yemeğim olduğu için tadını 10 puan veriyorum. O yüzden benim fazla tatmama da gerek yok. Yani kimisi buna tesadüf der, kimisi bilerek yapıyor der. Ama ne yapalım Sevda Hanım, size de bu kaldı yani. Şimdi şöyle ortalık, ben kendi tabağımı da alacağım. Şöyle alayım da biraz fazla görünsün, şöyle yapayım. Görsel hiçbir şekilde tutmuyor. Hani hiçbir şey olmamasa bile görsel olmasını evet, isterdim. Kesinlikle. Bunun olayı o. Zaten yoksa kabak, patlıcan. Görsel isterdim yanında domates, bir şeyler. Domates, biber, işte patates. Bunun dizimi o şeyi güzel, o sarmal böyle. Evet, görüntü çok güzel. Rengarenk. Mesela güzel bir görüntüsü var aslında. Ama görsel bize dağınık olarak geldi. Yani şişe bile takabilirdi ya. Şöyle sıra sıra görünebilirdi yani. Çok zor değildi. Ama ben şu anda mutluyum. Çünkü tabak süslemesi bile pul biber serpmekten ibaret. O yüzden benim menümü kesinlikle algılayamadığına emin oldum. Emrah Bey neden bu gariban? Yani Fransızlar bunu bu yemeği nasıl bulmuşlar? Ana yemek olarak geçiyor bu arada. Oradan Türklerin şakşukası bu yani. Efendim? Fransızlara gelene kadar Türklerin şakşukası bu. Şakşuka mı? Evet. Siz bunun görüntüsünü biliyor musunuz nasıl olduğunu? Yani şekli nasıldır? Sunum bu değil. Keşke hepsi sıra sıra dizilecekti. Bunu porsiyonlarken de malayla hepimize aynı görselde verecektiniz. Eğer o görseli başaramıyorsanız pişirmeden önce şişte olacak. Bize tabağı şişten çıkaracaksınız. Hepimizin aynı görsel olacak. Şişte oluyor mu burası? Acemiler için oluyor. Dağılmasın. Evet, görseli yakalamak için kullanabilirsin. Ben görseli yakaladım zaten. Keşke tepsisi getirseydim. Ana yemekte neden et tercih etmediniz? Çünkü artık devir değişti aynı değil. Yani. Ne görseli? Bu ne? Bu ne? Efendim? Bu ne, bu ne? Patates. Memnun oldum. Ben de. O da. İkisi de aynı boy. Hiçbir şey aynı boyutta değil burada. Yediniz maalesef mi bu arada? Yiyin. Bakmak zorundayız değil mi tadına? Tabii ki. Tadına baktım, çok acı olmuş. Çünkü yarım kilo biber atmışsın. Çok acı olmuş. Yani sen de niye yok? Yani ben az yiyorum. Arkadaşlar yeterince yiyor zaten. Helal helal. Kalmadı mı? Efendim? Gene olmuş, çorba gibi mi oldu bu da? Çok acı olmuş. Yetmedi yani, mi? Su içsin. Olan burada işte. Biz ne yapalım? Gariban üstünde yiyelim. Şey diyeceğim, et devri bitti artık, ne eti ya? Yani en azından yanına İnsanlar bir et vejetaryen tercih edebilirdiniz. Efendim? En azından ya yanına bir et tercih edebilirdiniz. Emrah Bey, iki gündür et, tavuk tercih ediyoruz, yiyoruz, tadına bakıyoruz yani. Davet sofrası, yarışmaya katılıyoruz. Tamam da et yani zorunlu, zorunlu ya mu? Ya iki gündür, hayır, iki gündür şey arkadaşlarıma nasıl yorumlar yaptınız? Yani bu sofra için mi? İyi ya bu ya insan hani yorum yaparken kendi sofrasını düşünmez mi ya? Ya tamam da şey ben şu anda ratatouille getirdim mi getirdim. Şeklini beğenmedin. Beğenmeyebilirsin yani. Şekli, senin tadı yani. Şimdi burada ratatouille'da eksik bir malzeme var mı bakalım? Bu nedir? Bu ne? Kabak.
Tamam. Bu... Tabak başınızda patladı. Sizde patates göremiyorum, çok pardon. Senin niye yok ratatun, yetmedi mi? Ya, o da mı yetmedi? Şey, arkadaşlarıma fazla koydum. Fazla da ama değil ki bu. Ev sahibi... Ay, bu da fazla değil ki, bize de fazla değil. Ya normal bir kabak koymuşsun. Bir patlıcan. Şimdi şöyle, ev sahibi her zaman misafirleri daha çok düşündüğü için onlara fazla fazla. Ya hadi bırak kendisine... Emre Allah aşkına, sen daha bu nükteden cevapları yemiyoruz yani. Emre Bey, niye biliyorsunuz? Hayır yani sen, ya size ne diyebilirim? Şimdi hanımefendi, şey ratatuyu da olmaması gereken bir şey var mı ya da olması gereken bir şey en var mı? En az herkes İkişer yani tane olmalıydı en az. Ratatun'un malzemesi tam ben. Ama sunum olarak görün. Bir dakika, tam mı? Malzemeler yerinde. Kabağı var, patlıcanı var, biberi var, domatesi var. Ama sunum olarak yok. Hayır, tam değil mi? Sıra olması gerekiyor. Tam ama değil mi? Malzemeleri var. Tam. Lezzet değil mi? Tamam. Lezzet çok acı. Lezzeti çok acı. Ama sunum kesinlikle çok isterdim yani. En azından et olmasın ama sunum olabilirdi. Bu şekilde değil. Tamam ama malzemeler tam. Malzemeleri tam. Olması ya gerektiği gibi değil ve... Çok acı. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu yemeği her yerde yerim. Sevdiği Hanım'ın ana menüsünü, bunu ana menü olarak değerlendirmeyeceğimi söyledim. Ana yemek. Ana yemek tamam olarak bunu hiçbir şekilde değerlendiremem. Ama değerlendirmek zorundasın. Tabii değerlendirmek zorundayım ama puan benden çıkmaz bu tabağa. Çıkmasın. Ya şimdi şöyle bir şey var. Çıkmasın yani, hani Ali Bey yani şu anda doğru konuşmuyor. Doğru konuşmuyor. Neden doğru konuşmuyor? Şu, yani buna tat var. Arkadaşım nasıl yok ya? Evet, şunu şöyle tat var tabii, zehir gibi acı pul biber tadı olsun, var. Olsun fark etmiyor. Şunu böyle tepsiye havaya at, yere düşmeden millet kapar yer ya. Hangi millet, o çok merak ederim. Peki Gülnaz? Bana göre çok acı olmuş. Pişmiş. Acıdan başka bir çok tat yok arkadaşım. Yani ne bir tuz, acı, ne bir acı aroma, ne bir şey. Sebzeler de ölmüş. Ne kadar çok pişti acı acaba fırında bu? Kaç dakika kaldı? 30 dakika kaldı. Gitmiş yani, sebzeler ölmüş gitmiş. Hayır, şu an hepiniz baktınız mı? Kabağın ayrı tadına, patlıcanın, patatesin. Baktınız değil mi? Bak, hepiniz baktınız yani. Acı. Hepsinin tadına. Bak, Ali Bey, siz baktınız mı? Ben de baktım. Hepsinin tadına baktınız mı gerçekten? Elinizden mi? Pişmiş ama çok acı. Ama çok acı. Sen de beğenmedin? Acı. Salata acı yok muydu bu arada? Aa, panzanella. Panzanella var. Var ama mutfakta. İstersen getir, istersen getirme, sen bilirsin. Yani Emrah Bey sofrada şöyle bir kelime kullandı, cümle kullandı. Bir et devri bitti, artık insanlar vejeteryan oluyor da yani... Pardon da biz 3 gündür, bu 3. günümüz, etle, tavukla, ton balığıyla besleniyoruz, yumurtayla besleniyoruz. Yani sen hani bizim vejetaryen olduğumuzu nereden çıkarttın ki? Ayrıca bu ana yemekte et olmamasının, tavuk olmamasının bir açıklaması değil. Olması gerekiyor. Emrah Bey'e şu konuda katılıyorum. İnsanlar vejetaryen oluyor artık, et devri bitti dedi. Buna katılıyorum. Kesinlikle ana yemekti ama porsiyonlaması ve pişirmesi ana yemek değildi. Herkes vejetaryen falan filan dedi de ben gayet et seviyorum, tavuk yiyorum. Keşke olsaydı. Bu sebze ağırlıklı bir menü tercih etmiş. En azından ana yemekte bir et ürünü kullanabilirdi. Kesinlikle yanlış bir tercih olmuştu. Kendisi vejetaryen olsaydı, bu yüzden size vejetaryen bir menü hazırladım deseydi belki biraz kabul edilebilirdi ama öyle de değil. Açıklamaları çok saçmaydı, yetersizdi. Menüsünde neden herhangi bir et ürünü olmadığını hala anlayamadım. Et devre bitti, insanlar vejetaryen oluyor dedi ama ben o zaman ta et devrine tekrar dönmüş gibi ana yemeğimde iki tane et kullandım. Tavuğu zaten kullanmasaydım, ben onu sonradan anladım ama geç oldu. Ama yine de hani davet sofrasında et denen insan bir protein ister. Ya bizi hiç kale almadığı her halinden belli. Gerçekten. Yaklaşımı da çok ciddiyetsiz, sunumları da. Ya bir gene ana yemek sorgulamak değil, zorunda kalıyorum özel yani. Özel sofraya göre ana yemek bu olmaz. Özel sofra benimki gibi olur değil mi? Benimki gibi de olabilir. Hep benimki deyip de durmayın siz de. Hepsi soğuktu. Servis çok geçti. Sizin de soğuktu. Başarısız 3 tane el açması. Benim soğuk olan hiçbir şeyim yoktu. Ben de kaşarı hazır yapsaydım, sucukları hazır koysaydım. Pratik zekanızı işte konuştursaydınız da bir numaranızı ama bu görseydik. Ama bu yemek programı, pratik zeka programı değil ki. Yemek bir zeka işidir kesinlikle. İşte bu ad üstünde programda zekayı çalıştırmak için pratik kullanmaya gerek yok ki. Keşke 3 el açmasıyla vakit kaybedeceğinize çorbaya bir tel şehriye atsaydınız da çorba olsaydı. Bana göre gayet iyiydi. Bana göre ben de sevdiği Hanım'a bu konuda katılıyorum. Ay siz zaten Allah katılıyorsunuz. İnanın. Herkese katılıyorsunuz. Ben, lezzet olarak karşı sizin masadan çok daha iyiydi. Ben, sadece tabii sizde emek vardı. Lezzet hiçbir şekilde yoktu. Ben sizi bilmiyordum. Bilseydim ben size lavaş koyardım o günü. Gerçekten bilmiyordum. Ratatouille güzel olmuş. Şu an git bir sofraya koy o tepsiyi. Hani dibine kadar yerler ya. Yani. Arkadaşlar açlık nedir bilmiyorlar ya. Ya kendileri de sanki böyle şey, çok böyle hani her gün ratatouille yiyorlar işte efendime söyleyeyim.
pişiriyorlar, işte pizzalar, pizzayı da geç, bonfileler falan filan. Kendini niye böyle yüksek, niye kasıyorlar ki onu anlamadım. Televizyonda çıkacağız diye mi kasıyorlar? Her şeyimi dakika dakika planladım. Her şeyi 3 kere prova ettim. Bence bunun tamamen bir zeka işi olduğunu düşünüyorum. Zeki olduğu için bari Kaşar'ı rendeleseydiniz. Bari onu rendeleseydiniz. Şunu bana şunun mantıklı bir açıklamasını yapar mısınız? Kaşar'ı benim rendelemiş olmamla rendelenmiş almam arasındaki farkın mantıklı bir açıklamasını yapın. Tamam açıklayayım. Tebrik burası edeceğim. Bir yemek programı. Evet. Kaşar'ı evde hazır kullanabilirsiniz ama en azından niye? Milyon insan sizi izlediği zaman bari emek verip Kaşar'ı rendelebilirdiniz. Ama başka gayet bir çok bir açıklama bu. 12 çeşit yaptım. Mantığınız alıyor mu? Bunu bir idrak edin. 8 çeşit yapsaydınız sizi birisi zorlayan oldu mu? 12. 12 çeşit yaptım. Ben bunun timingini rendelenmiş kaşarla yaptım. Siz benim rendelememle rendeli almam arasındaki mantıklı açıklamayı yapamıyorsunuz. Hiçbir neden zaman da yapamazsınız. Neden mantık olmasın? Zor bir şey değil ki. Çocuk bile rendeler. Zor bir şey. Emek kesinlikle zor ister, rendel, istemez. Ben de pancar rendeldim. Birçok şey rendeldim. Pancara size bile turşu aldınız. Tam anlamıyla bir davet sofrası kurmak için 12 çeşidi size sunmak için bazı şeylerin zamanlamasını ayarlamam gerekiyordu. Ben onu yaptım. Ama bunu sizin anlamanızı beklemiyorum. Tabii ki de beklemeyeceksiniz. Çünkü yapamadınız. Yapamadığınızı kesinlikle kabul etmiyorum. Söylerken ya yapamadınız bir daha dediğim hani her şeyi hazır kullanarak çıkartabildiniz, üstünüzü değiştirebildiniz. Biraz önce arkadaşınız peyniri kendim almış. Alt üstü çeçil. Tamam ki ama en azından koymuş dökmüş ben de onu beğendim demedim zaten. Size 8 puan verdi ya devam edin böyle. Ben beğendim dedim ki 8 puan aldım da. Demedim ki. Gülnaz Hanım evet herkesten daha çok şeyi beğendi. Bence kendi gününden dolayı Emrah Bey 8 puan verdiği için etkilenmedi. Yani ne beğendiyse bence onu söylemiştir. Gülnaz Hanım da kesinlikle bir minnet borcu olduğunu düşünüyorum o Emrah Bey'in ilk gün ona verdiği 8 puandan dolayı. Çünkü yani hani gerçekten olmamıştı ya bu tek benim fikrim değildi yani. Hani o kadar ılımlı konuşuyor ki aa şunun şurası olmuş ama şurası işte olmamış. Hani böyle bir hani alttan ha, 8 puan verdin ama bak hani ben de yine seni savunuyorum ama ya olmadığını o da biliyordu. Her gün zengin sofrası zengin sofrası hangi insan şu anda bir aile evinde her gün bonfile, et, tavuklar, kanatlar. Kim yiyor ki? Kimse yiyemiyor. Biraz gerçekçi olmak lazım. Al sana patlıcan, kabak işte ondan bundan getirdik. Ya kardeşim, lafını yapma. Sanki Neslihan Hanım her gün et mi yiyor? Sevdiye Hanım her gün et mi yiyor? Ratatouille'ye gariban koydum çünkü garibanın davet sofrası ancak bu şekilde oluyor yani. Şu anda hangi aile et alabiliyor onu bilmiyorum. Salataların neyini bekliyoruz bilemedim ama. Hazırdı salatası. Ben baktığımda panzenelle kaselere koyup getirecek herhalde. Tatlı niyetine bence salatayı koyacak. İzmir atamını çok severim. Daha İzmir bombası vazgeçilmezim. Gece canım çektiğinde kalkıp yaparım. Ama kadar, sen de ha. O kadar pratik. Arada bir yedilir tabii arada. Onu bile yetiştiremedi sonuçta. Tepsiyle getirseydi bari. Her şey elini sokuyor. Ha, evet. Tepsiniz yok mudur? Yok böyle getirdim. Parmaklarının salatanın içinde hiç yok, uygun. Yok daha neler sen de var ya. Sevdiğe Hanım. Baş parmağınız içindeydi az evvel yani. Yok ben tatmak istemiyorum salatayı. Oh. Yok tatmayacağım. Zaten varsa böyle bir kaç dakika oldu? Yani. Hayır bir dakika arkadaşlar. Bildiğin şov yapıyorsun şu anda. Hayırdır hayır, ya? Siz tabak gerçi elim tabağın içinde mi? Parmağınızı tutmak için zaten farkında değil misiniz? Bir daha deneyin hayır, isterseniz. Hayır şu şekilde tuttum evet iddia ediyorum. Baş parmağınız içindeydi ve üç tane tutuyordunuz. Hayır yanda değildi, iç böyleydi. Hayır, size altın tepside mi ikram ediyorlar? Hayır normal sıradan günlük ev tepsisinde ikram etseydiniz ona da razıydım. Tamam yemeyin. Ben de sizin önünüze öyle mi koyayım? Öyle mi yemeyin diyor, yememe şansın var mı Zuhal Hanım? Öyle bir şey yapmayı düşünüyor musun? Koymayacak mısın salatalayı? Hayır ben tatmayacağım diyor, ben de koymama gerek yok o zaman. Tatmayacağım demedim, yemeyin Nesli dedi. Ben dedim tatmak tamam, istemem. Tamam, o zaman size hakkım var. Zaten bence salata için zamanınız yok, geçti. Yok, getirmiş gel. Arkadaşlar tatmak zorundasınız tamam. Olan bütün yemekleri. Lütfen dağıt sen salatalarını. Onları niye alıyorsun? Dağıt salataları. Evet, salatalar geldi ya. Ana yemekle yeniliyordu ya. Ama siz lafınızın arkasında durun tatmayacağım kim dediyse lafının arkasında dursun. Zorunda olmasaydım emin olun tatmadım zaten. O zaman kelime yapmayacaksınız. Kelime mi? Ya cümle kurmayacaksınız o zaman hani boş öyle konuşacaksınız. Yapmayacağın sözünü Emrah duramayacağın şeyler. Emrah Bey çatal alabilir miyim? Bana koymamışsınız. Tamam. Yani şimdi şey diyeceğim. Ben neyin yani tadını alacağım bir de eksik menü var zaten. Hani yemezsen eksik menüye değerlendirmeye girer diyeceğim ama zaten öyle bir durum da var. Yani
Bilmiyorum, yemek istemiyor musun? Gerçekten yemek istemiyorum. Yani, neden? Ya yok, istemiyorum. Yani eli içine girdi az önce servis ederken. Gördün mü? Değiştirsin istersen. Varsa böyle bir imkan, tatmak istemiyorum ben. Peki bu salatanın peyniri olması gerekiyordu. Peynirini koymadınız mı? Koymadım. Neden? O kişiden kişiye değişiyor. İlla koyulacak diye bir şey ekmeği yok. Ekmeği siz mi yaptınız? Ama tarifte var olan şeyler efendim? Konulmuş mu genelde? Ekmeği siz mi yaptınız? Dün pizza hamurunu siz mi yapmıştınız yani? İşte bunun için soruyorum. Ben tamam. Yapmamıştım. Siz beni ciddiye almadınız. O ekmek masamı ama bildiğin ekmek yani. Ekmek evde yapılıyor. 2 yıldır ben evimde yapıyorum ekmek. Siz dün evde mi yaptınız? Dün evde yapmamış olabilirim. Siz bana bunu savundunuz ya, her şey hazır, o yüzden puan vermediniz ya. Ha kalkayım gideyim diye yine bir espri yaptım. Hayır, ben espri yaptım orada. Puanım da sana çok fazlaymış. Espriydi. Zeytinler hazır. Ekmek. Zeytin hazır mı? Ne yapıyor ki? 200 sene ağacın şeyin olmasını bekliyorum. Ama yani. Gerçekten. Yani. Hayır, o bana öyle geldiği için söylüyorum. Tortilla'daki zeytinler için tatmak söylüyorum. Tatmak durumundasın bu arada Neslihan. Anlıyorum tamam. Duygunu. Ama tatmak durumundasın. Yani çünkü bu programda bazı şeyleri hiç yemeyen insanlar bile yediler. Yani vejetaryen kız mumbar yedi, dalak böbrek yedi. Öyle söyleyeyim. Onun için tadacaksınız. Evet, panzanella. Dilimlenmiş zeytin aldınız, yufka. Bu da Türk işi panzanella. Her yemeğin bir ismi var. Ben neden Türk işi diye sordum. İsterseniz siz de sorabilirsiniz tabii ki, merak ediyorsanız. Türk işinin farkı nedir? Peynirsiz olması. Evet, peynirsiz olması. Çok akıllısınız. Teşekkür ederim. Bence Türk işi değil, Emrah Bey işi olmuş. Tamam. Tattın mı? Güzel. Tattın. Beğendin mi? Sunum olarak çok kötü. Tabakta böyle durmaması gerekiyordu. Ben beğenmedim. Beğenmedi. Sunumu mu? Sunum olarak evet, beğenmedim. Lezzet? Lezzet olarak da ekmekler bence böyle olmaması gerekiyor. Tamam da lezzet olarak diyorum. Beğenmedim. Sunumu anladım. Lezzet sosu mosu, tamam. Sirkesini falan da beğenmedi. Gülnaz? Sosu yerinde bana göre. Hani tadı iyi ama sunum olarak biraz zayıf buldum. Hani biraz üstüne ne bileyim maydanoz falan bir şeyler atabilirdiniz. Kırmızı veya soğan peynir konulabilir. Falan. Normalde nasıl kahve biber yani? Konmaz ama koymuş. Belki o ten Türk işi olduğu için. Beğendin mi yani? Aynen, tadını beğendim ama sunumu beğenmedim. Ne oldu Nesli? Yani tadı da yok ki. Neyini sirke beğendiniz? Sirke seviyorsunuz herhalde. Ya ağız tadımız aynı. Ekmeği sirkeye bulamış. Ağız yani tadımız aynı önce olacak denen bir şey yok ki. Tabii doğru söylüyorsunuz ama ben gerçekten anladım Sevdi Hanım'a, katılıyorum. Bir şey Emrah ekmekler Bey 8 puanından mıydı? Dolayı gerçekten çok ılımlı konuşuyorsunuz. Hayır yani. Çok yanlış konuşuyorsunuz. Evet, ben, evet. Yok, hani ben gerçekten bu konuda şimdi size şöyle katıldım. Zaten eksik masa eksik, ben kalkıp da bunun için 8 verecek halim yok, onu siz de biliyorsunuz. Bu ama beğendiğim şey niye benim beğendiğim yani diyeyim. Yani niye baskı yapıyorsunuz ki, onu anlamadım. Neden öyle konuşuyorsunuz onu da anlamıyorum. Birkaç parça daha yiyeyim ya. Bu arada tatlı teklifimi geri alıyorum. Bir saniye, ne oldu? Tatlı teklifimi geri alıyorum, geri çekiyorum yani. Tatlı teklifini geri yani al. Yani hak etmeyen insana ben niye tatlı söyleyeyim ki, onu anlamadım. Şimdi Ali Bey daha demin ana yemeğime bir dünya laf diye yaptı. Hani yenmeyecek, öyle yenmeyecek derecede. Yani yok canım, Ali o kadar da. Ben öyle demedim. Dün Sevdi Hanım'ın tabağını değerlendirmedim dedim. Bunu hiçbir şekilde değerlendirmedim. Neden? Çünkü ortada bir ana yemek yok. Bunda yani iş, şey yok mu? Ben buna ancak yemek yok mu? Ana yemeğin yanında bir sebze garnitür olarak koyabilirim. 2-3 kere fırına gittim ben o yemek için. Yemek olmaz ama bu yarışma için ben size arkadaşım olsanız, evde bir şey yoktu yaptım deseniz. Bir de yani oradaki usta var yani. Ben de ustayım ki. Ne ustası? Ne ustası? Siz ne ustasınız? Laf ustası. Sen normalde yemek yapıyor musun? Yapıyorum, samimi tabii soruyorum. Evet yapıyorum. Ne yapıyorsun? Ne pişiriyorsun? Neyi güzel yapıyorsun? Ya yemek yapıyorum zaten. Yani mesela en güzel neyi yaparsın? Ben... Herkesin bir meşhur yemeği vardır. Kimi fasulyeyi güzel yapar. Kimi işte kebap güzel yapar. Kimisi etlerde iyidir. Kimisi balıklarda, denizin. Sen neyi güzel yapıyorsun? Ya ben şöyle. Yani musakka yaparım. Ha, musakka. Yapsaydın keşke. Ara yemekte bir musakka ne güzel giderdi. Musakka yapsam neler söyleyecekler? Ara yemek. Abi bir tane de musakka koysaydın yanına. Çok güzeldir musakka. Hem de çok da güzel evet. Bir ara yemek. Ara soğuktur yani musakka. Başka? Ya musakka. Bir de musakka. Orman kebabı. Oo bak o da güzel. Niye yapmadın ana yemek? Hiçbir şey beğenmeyecekler. Ben ama orman kebabı bir şeyse etli metli bir gözlerine gelirdi, dişlerine ben gelirdi. Ben şu anda... Bak yani sebzeyi zayıf buldular, bir et olaydı diyor. Orman kebabı da bunun içine kuşbaşıyı koysan orman kebabı olurdu zaten. Dünyanın en iyi ustası gelse beğenmeyecekler. Şu bölge beğenmeyecek. Yani sizi bölge. Saymıyorum. Sizin mıntıka. Şöyle şu çizelim sınırı. Teşkilat burada da. Teşkilat falan. Ya ben dün çok beğendiğim hayır. için beni eleştirdiler. Bugün de beğenmiyorum diye eleştiriyorlar. Hayır hayır. Ben ne yapayım? Ana yemeğe. Teşkilat ne ya? Beğenmediğim şeyi beğenmedim derim ben. Ana yemeğe öyle bir yorum yapman ağır geldi. Çünkü hani o hiç yenmeyecek derecede değildi ki yani. Ben öyle bir şey demedim zaten. Dediniz ya ben bunu yemem, değerlendirmem dediniz. Hanımefendi ikili. Ana yemek olarak ben bunu değerlendirmem dedim. Tamam değerlendirmem dedim.
Peki, neyse salata yorumunu almadık. Yani beğenmedim ben. Neyini beğenmedin? Şimdi ekmekler zaten hani parça pinçik olmuş, sirkenin içerisine batmış. Sirke yok orada. Sirke var bunda. Olmaz. Siz ne kattığınızdan haberiniz yok Emrah. Keskin sirkeli hem de yani. Keskin sirkeli. Sen sirke koydun falan. Sirke, sirke var. Hatta var, sirke. Yağ bile var yani. Kokusu da geliyor zaten. Zaten sen koydun sirke. Şeyi çok merak ediyorum. Bu ekmekleri ne zaman bayatlatma vaktiniz oldu? Balsamik var. Taze ekmekle asla olmaz. Doğru yok. Tam doğru. Balsamik sirke. Balsamik sirke. Dökmüş onu da. Nereye? Hayır, balzamik sirke çok aromatik yani. Daha az kullanmanız gerekirdi. Ama ben bol koydum ki yiyin. Oh, iyi yapmışsın. O yedirmez bir şeyi bol koymak yedireceğim. Bizde bir balzamik olsa da yiyecek diyorduk. Bu haftaki balzamik açığımızı Emre arkadaşım kapattı. Ayrıca ekmeklerinizin bayat olması veya kızartmanız gerekiyordu. Evet. Bayat ekmeği nasıl temin edeceğim? Edemeyeceksen menünü ona göre hazırlayacağız. Edemiyorsan pratik olarak kızartacaksın. Fırına atsaydın hemen kuruton gibi. Hemen kururdu. Tavada hemen. Bile kururdu yani. O zaman kesecektin evet. İki dilim ekmek. Hemen atacaksın fırına. İki dakikada bir kuruton yapacaktın işte. Panzanella Türk salatası açıkçası o da her şey gibi kötüydü. Türk değil de bence Panzanella Emrah olabilirdi. Gerçekten kendi versiyonuyla bir salata oluşturmuştu. Bir kere salatayı unuttu. Keşke yapamadım deyip onu da getirmeseydi. Çünkü hakim olmadığı bir salata yapmış. Bu menüye ve Emrah Bey'e bir çoban salata yakışırdı. Çünkü ekmekleri bayatlatmamış. Balzamik sirke daha önce kullandığından şüpheliyim. Ekmekleri sirkeye bandırıp çamur gibi getirdi. Olması gerektiği gibi değildi. Porsiyonlama yine hatalıydı. O salatada Kaliforniya biberinin ne işi vardı onu da hiç anlamadım. Çok kötüydü. Salatayı servis etmeyi unuttu. Belki de getirmek istemedi. Ben söyledikten sonra kalktı mutfağa getirmeye çalıştı. Gerçi getirmek istememekte de haklıydı zaten. Yani salata da yani olmamıştı. Yani 3 tane tabağı almış parmağın içerisinde hani o servis mutfaktan salona gelirken o parmağın içerisine girişini görünce yani yok ben zaten masada tepkimi verdim, denemek istemedim yani tadına bakmak istemedim. Benim bütün iştahım, şevkim, modum yani gitti. Sıfırım şu an. Panzanella salatasının sosu güzeldi. Hani bana göre iyiydi ama ekmeğin bayat olmaması çok yanlıştı. Biraz bayat olması gerekiyordu. Onun dışında bir de biraz peynir isterdim ama sosu iyiydi yani. İyi olan şeye de eksik menüye niye her şeyine kötü demem de çok yanlış olur. Tamam peki verelim o zaman ana yemeğini. Evet. Tatlı teklifini geri çekti Emrah. Evet. Televizyonu yeni açan seyircilerimiz için bir ufak özet geçeyim. Niye böyle bir şey oldu diye anlayamayabilirler. Tatlısını yetiştirememiş. İzmir atomu yapacaktı, İzmir bombası. İlk daha misafirler yarışmacıya geldiğinde size dedi hazır söyleyebilirim dışarıdan. Tatlısız göndermek istemem dedi ama senin yüzünden Ali ki sen istiyordun tatlıyı teklifini yani geri çekti. Sırf masanızı beğenmedim diye bana tatlı ikram etmeyeceksiniz. Çok büyük bir haksızlık yaptınız diye. Yineydim ben size hayır, tatlı ben... sıkıntı yok. Onu bulamayan insanlar... Ben yiyeyim ne münasebe. Estağfurullah ne münasebe. Hayır değerlendiremem dedi. Benim ağzımdan yenmeyecek bir şey öyle bir laf şey çıkmadı. İnsanlar... Ben bunu ana yemek olarak değerlendiremem dedim. Ben de değerlendirmek zorundasın. Yorumlamak zorundasın. İnsanlar gördüler nasıl uğraştım. En azından hazır almadım. Ya tabii ki uğraşmışsın. Bir şeyler yaptım. Hani ne derecede koşturduğumu gördüler. Bak o konuda takdir ediyoruz. Fırına gitmek gelmek bir risktir. İşte dediğim gibi o fırını daha evvelden temin ettirseydin bize de. İçtiyse belki de işler bu kadar ters gitmeyecekti. Bir ikincisi evet gene bunu doğramasıydı şuydu buydu ama ne eşit doğrayabilmişsin ne bir şekil şemal verebilmişsin. En azından sunarken bozmayıp onu şöyle malayla spatulayla çıkarıp bize böyle bir güzel onun böyle olayı şu ya. Hani böyle bir domates bir patates bir işte patlıcanı böyle güzel duruyor iştah açıcı gözümüze değil tabii. Bize bu kadar acıyı niye koydun arkadaşım basmışsın acıyı sırf pul biber tadı aldık. Basmasaydın keşke bu kadar acıyı eline sağlık tabii ki gene. Ama maalesef onun için tatlısı yok. Aynen, tatlı yok. Maalesef istersen bir tabak daha al giderken. Tatlı teklifini geri çekmesine ben zaten kabul etmemiştim ama bence diğer arkadaşlarım için biraz ayıp oldu. Hoş olan bir senaryo değildi. Sanki biz ondan sipariş etmesini istiyormuşuz da bir de geri çekti. Yani zaten eğer öyle bir olayın varsa onu daha öncesinden biz gelmeden sipariş etmen gerekiyor ki. Hani bak arkadaşlar ben sipariş ettim ama hani masaya getireyim biz de belki... Ağzımız tatlanırdı. Yani şu an ben tamamen açım, yanıyorum, acılar içerisindeyim, mutsuzum. Yerlerdeyim ya. Çok büyük saygısızlık. Bu tarzda konuşmamalıydı. Çabuk fevrileşiyor ve bence misafir ağırlamaktan hiç anlamıyor. Sonuçta yapamasa bile tatlı teklifini geri çekme belliydi. Ali Bey'e çok saygısızlık yaptı. Ali Bey tecrübesizlikten
buna yükselmedi. Aynı saygısızlık bana yapılsaydı tahammül edemezdim. Tatlı da yok. Onun için açık oylamaya geçiyoruz efendim. Bakalım nasıl olacak bugünkü puanlama. Ben puan beklemiyorum. Onların yaptığı yorumları, şeyleri ben yapsaydım ben puan vermezdim. Bir verirdim. Eğer oradan yarın veya ondan sonraki gün iki verecek bir arkadaş olursa canını yakacağım yani, öyle söyleyeyim. İki vermesin, bir versin yani. Evet, haftanın ortasında Emrah yarıştı ama maalesef menüsünde bir yemeği, daha doğrusu tatlısı eksikti. Onun için arkadaşlarım izah etmiştir ama ben de bir kez daha hatırlatayım. Maalesef bugün 2-1 verme hakkınız var ama kullanmamak sizin elinizde, sizin tasarrufunuzda. Dolayısıyla puanlamayı onun üzerinden yapabilirsiniz. Her zaman çünkü masası tamsa, menüsü tamsa 3 ile 10 arasında diyoruz. Ama bugün 2-1 verme hakkınız var kullanmak isteyenler için, bir kez daha hatırlatalım. Ve buyursunlar, puanlarınızı şimdi yazabilirsiniz Emrah için. Ben yine de menüsünü hatırlatayım. Çapkın tavşan çorbasıydı. Hala çözemediğimiz. Arkasından sirniki geldi. Eritme peynirli. Sonrasında ratatouille vardı. Yanında da panzanella salatası. Tatlısı ise maalesef yoktu. Yine söylüyorum, herkes özgür iradesiyle kullanır veya kullanmaz 2-1 verme hakkını. Dediğim gibi sadece o sizin inisiyatifinizde olan bir şey. Evet, herkes yazdı sanırım. Değiştirmek isteyen var mı puanını? Ben değiştireyim. Değiştirmek istiyorsun tabii ki. Sevdiğe değişikliğe gidiyor puanında. Evet. Herkes yazdığına göre Ali'nin puanıyla başlıyor bugünkü açık oylama. 2-1 bekliyor musun? Verirler mi? Sence kullanmışlar mıdır? Vermeyeceklerini düşünüyorum zaten. Efendim? 2-1 vermezler yani. Vermezler. Niye versinler ki, vermezler. Hani 2-1'lik bir şey yok çünkü. Hani bir tane eksik olabilir de. Bir tane eksik olması da yine 2-1 verme yani durumunu doğuruyor maalesef. Ama yani tabii. Vereceklerini sanmıyorum. Yani. Peki, bakalım göreceğiz. Hadi bakalım Ali, aç seninle başlayalım. Benim Emrah Bey puanım 3. 3. Çorbası ve emeği için 3 vermeyi uygun buldum. İyi yapmışsın. Bir şey diyeceğim mi 3'e? Yok, teşekkür ederim. Tamam. 3 puan Ali Bey vermiş. Yani 2-1 vermemeniz sevindirici değil mi? Kullanmamaları. Yani, ya 3'ten aşağı beklemiyordum zaten de, burası biraz şüpheli. Ha, nesli değil mi? Burası potansiyel vardır. Belli olmaz. Belki de vermemiştir. Açabilirsin canım. Tabii Zuhal Hanım. Benim Emrah Bey'e puanım 2. Evet, tahminler doğru çıktı. Kapatabilirsin. Yani ikili, yani ne var ki burada, ben anlamadım. Tamam, çorba en azından bir emek var. İşte beğenmedin diyelim, yine bir emek var. İşte fırına git, öyle yap. İşte ben de onlara verdim. Eksiğiniz yani... var. Ne? 2 puan niye verdin? Hiç vermeseydin. İşte vermek zorunda olduğum için. Yok. Sıfır yok mu? Yok. Bir verseydiniz niye 2 verdiniz? Ya işte emek var dediniz ya. Emek yok, keşke vermeseydin. Vallahi geri düzen yok, sormaz alamıyor, mı? Yok, alamıyor. Ya yazık, çok üzüldüm. Kesin. Gerçekten şu an 2 verdiğiniz için çok üzgünüm. Yani hani, bakın, o 1 puan değiştirmez. 1 puan otomatik olarak geliyormuş ya. Yarın sizin gününüz otomatik, değil mi? Evet, yarın benim tamam. günüm. Ne oldu? Hı? Ne olacak ya da? Yani anlayamadım. Yani yarın da havada bir şey gezmesin yani. Öyle söyleyeyim. Havada hani en şey ufak bir şeyinizi yakalamayın. Ne bileyim, el alem drone uçurur falan, bu kızın günahı. Zaten siz bize ibreyi bayağı tehdit mi acaba? Ediyorsunuz? Çok merak ediyorum ya. Yarın ne yapacağını gerçekten çok merak ediyorum. Yarın bilmiyorum, yarın göreceğiz. Herkesin hepsini de öğreniyoruz. Bu sofrayla kaç puan bekliyordunuz gerçekten? Yarın tek bir şey bile hazır alırsanız size 3 vereceğim. Hazır alacağım. Aa, öyle bir şey yok. Ama niye, benim elimde olan bir şey değil mi? Aa, senin elinde ama şimdi böyle menüsünü görmeden, yemeden bu yaptığın kasıtlı puanlamaya girer. Yok, onun uyarı da sonuçları var. Uyarı mı? Evet. Ne demek uyarı? Beni uyardılar. Siz uyarmadınız mı? Hatta size dedim ya, tehdit ediyor diye. Ne diye? Ne demişti? Ben şu an tam hatırlamıyorum ama tehdit ediyor diye söylemiştim. Siz de demiştiniz ki. Ama sen canım, o ben sana bu kadar puan veririm demedi. Senin de hazır ürünün yok mu? Olabilir mi? Bir şey dedim. Tam hatırlamıyorum. Ne dedim? Sana bir tehdit olamaz. Olursa dedi. Ben aynısını söylüyorum işte. Yarın senin hazır bir şey olursa. Ama 3 vereceğim demek başka bir yere gider. O zaman düzeltiyorum. Özür diliyorum Zuhal Hanım. Rica ederim. Yarın hazır ürününüz olursa. Var. Hazır Sağ. Ürünüm var. Tamam, o nasıl zaman. Nasıl isterseniz. Ama güzel yaparsa yemeğe yine 3 mü vereceksin? Ben 2, bana 2 verildi. Sofra düzen zaten Emrah yok. Emrah Bey'e bir şey yani, anlatamazsınız. Ben anlatmayı planlamıyorum zaten. Emrah Bey'e zaten öyle bir şey yaparsanız çok büyük bir haksızlık yaparsınız. Yok. Hazır ürün kullanabilir, önemli olan lezzet.
Çok kaç bekliyordunuz? Daha dün Sevdiye Hanım'ın sofrasına o aham şaham sofraya yani lezzetlerde yerleri 4 verdim size. Niye kaç verdim yani? 5 niye verdim onu anlamadım diyor. Hayır. Ben... Şimdi şöyle bir şey var. Tamam size 5 verdim. Hatta ben size 6 vermeyi bile düşündüm. Heh, bak şöyle bir şey. Bak düşündüm keşke ama. Verseydiniz. Bak vazgeçtim. Niye vazgeçtim dedim ki hani Gündüz Hanım'a biraz ayıp olacak. Ama hani size misafir çünkü... perverdi. Ama bir şey söyleyeceğim. O zaman ona da 6 verseydiniz. Çok burada büyük. Her bir puan istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle... Ona da 6 verseydiniz. Emrah Bey kusura ya... bakmayın da 8. 8 değil. Gündüz Hanım'a 8 veriyorsanız. Buraya 5 vermemeliydim. Sevdiye Hanım'a da en az bir 5-6 verebilirim. 5-6-7 verebilirdiniz. 6-7 verebilirdiniz. Tat olarak Emrah kesinlikle Bey, daha iyi. Niye kendiniz vermediniz 6'ya? Bir verme hakkım var. Dur. Zuhal Hanım oylamaya geçmeden önce bunun bilgisini verdi ya. Yani dedi ki bakın bir verme, iki verme hakkım. Hani ama siz, elimizde sizin, de sizin diğer arkadaşlar kullanmamışlar bak. Sizin de elinizde olabilirdi güzel bir sofra hazırlama. 2 puanını neye verdiniz peki? Emeğinize verdim diyorsunuz ya emek. Hayır birden başlıyorsunuz zaten. Bir puanı kime tamam, verdiniz? Yani geldiniz açtınız yani? Sofra çorba yaptınız falan zaman geçirdiniz. Baktım emeğiniz var bir vermek de ayıp olur diye düşündüm. 2 verdim yani. Tabii. Ha, siz bana benim 2 puanımı sorguluyorsunuz. Yani eksik menünüz hayır, var. Hayır siz şu anda eksik herkese yaptığınız gibi yani. Haksızlık tatlınız yaptınız. Yok. Yani bu, hayır hanımefendi... bakın ben size 5 verseydim Sevdiye Hanım. Yani ne Sevdiye diyecekti? Hanım 4 i̇şte, verdim zaten ya. Zaten pişmansın yani... bunu yarın konuşacağız pişman çünkü. Tabii, tabii pişmanım. Neden? Pişmanım yani. Siz çok pişman olacağınız hareketler yaptınız bugün. Ben de ondan bahsediyorum yani. Ama hiç kimse ben sana ne yapar bir tane bile hazır ürün kullanırsan 3 vereceğim gibi bir şey telaffuz etmedi. Burada yarışmadan yarış yok tamam diledin kabul ettik de o kasıtlı puanlamaya girer. O başka bir yere gider onun sonuçlarını da. Artık siz bilerek biliyorsunuz arkadaşlarımız anlatıyorlar. Tabii ki ben hiçbir zaman 2-1 görmek istemem hiç kimsenin masasında. Her zaman söylüyoruz böyle bir hakkınız var format gereği ama kullanmayabilirsiniz diye. Diğer arkadaş o kullanmadı o da kullandı maalesef ama yapacak bir şey yok. Evet bakalım Sevdiye'den kaç puan geliyor? Evet Sevdiye senin de puanını merak ediyoruz. Değiştirmiştin. Benim Emrah Bey'e puanım. 3. Ha o 2 iken 3'e döndürmüştün evet, galiba öyle bir. İyi yapmışsın. Evet bakalım Gülnaz'dan kaç puan gelecek? Evet Gülnaz görelim senin de puanını. Üzülerek benim de Emrah Bey'e puanım 3. Açıklama yapabilirim. 8 verdiniz ama şimdi ben daha yüksek verirsem onun karşısına cevap veremem. Zaten biliyorsunuz 2 gündür yok yerden bir sürü eleştiri alıyorum. Ya şimdi ben 8... Masa baskısından korktuğun için mi 3? Aynen masa baskısı. Ya zaten bu masaya şöyle... siz 9 veremezsiniz, 8 veremezsiniz. 9-8 veremem. 4 verebilirim. Gerçi çorbanın kıvamını beğendin. Salatanın sosu beğendim. Güzel dedin. Salatanın sosunu beğendim. Sen o zaman 4-5 verebilirdim. Ama dediğim gibi yani sonra artık 5 verdiğim için... Ha. Pişman oldunuz değil mi? Bu pişman olmadım. Sonra. Hayır pişman oldum demiyorum. Ondan sonra işte yine de haksızlık bir yanlış düşünceler kafasına kapanabilir diye bu şekilde düşündüm. Çünkü hep sen ılımlı yorum, sen fazla yoktun masada, ılımlı yorum yap diyorsun Emrah 8 verdiği için dediklerinden dolayı herhalde böyle. O korkmuş herhalde masadaki arkadaşlar. Yarı sen yarışıyorsun. Ben yarışıyorum. Peki eline emeğine sağlık Emrah. Rica ederim. Evet yarın görüşmek üzere iyi akşamlar.